Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Görüntüye geleyim ben de. Evet. Aa, şapkam yok. Unutmuşum. Oh. Yine müthiş parçalarla yayınımıza giriş yaptığımıza göre halinizi hatırınızı bir sorayım. Keyifler nasıl? Görüşmeyeli nasıl gidiyor? Bir haftadır. Mali biraz sonra gelecek herhalde. Gelmeye de bilir. İşle alakalı biraz canı sıkkındı. Onun için idarelik olarak şu an bir görseliyle bizimle beraber. Nıkıft, evet. Nıkıft listesi pazarı kapağı çok tatlı değil mi? Yine konuşamadığım anlardayız. Daha dakika bir gol bir. Ay ay. Ha, geldin mi? Odaya gelsene Mali. Bu da çok kötü bir cümle oldu. Yayın odasına gelir misin Mali'cim? Tamam, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Mali bebek. bu arada Ata abone olmuş. 6. ayını kutluyor. Kanadı bak demiş. Atacığım çok teşekkür ederim ve Tuğcan selam herkese demiş. Abi hoş geldiniz. 21 kişiyle baskın yapmış. Ben de geldim bu arada. Evet, hoş geldin Mali. Senin de görüntünü o zaman ekrana vereyim. Spotify kapak şakamızı aldım senin yerine. Oraya onu Gördüm, koymuştum. gördüm. Zaten gerginim. Evet. Yok. Tamam. Yok, teşekkür ederim. Hayırdır, ne oldu? Hadi Nasılsın? çıksan. Boşver. Sonra konuşuruz. Tamamdır. Bak şöyle cevap vereyim. Bak arka tarafın doluluğuna bak. Sıçtılar ağzıma sıçtılar. Şimdi bitirdim daha işi işte. Kahvenergül yaptım Bu geldim. arada Yetiştin mi? takipler için çok teşekkür ederim. Yetiştin mi? Yetişin abi, ben iki tane rezalet parçayla yayını açtım. Bir geleneğimiz o, biliyorsun. Daha hiçbir şey dinlemedik. Yani istiyorsan biraz daha işim varmış gibi davranabilirsin acıyı azaltmak adına. Ha, tamam. Tamamdır. Oy oy. Emir Yurt'ta Just a Couple of Words 12 gün kadar falan olmayacak. Ara ara uğramaya çalışacak ama zor. Yok abi, niye kızayım? Kebap folosu attı da bana Miraç. Geçen yayından sonra söz verdi ya. Kebap fotosu attı. Ben de o gün uyuyakalmışım. Onda uyandım, onda yemek yedim. Biraz küfür etmiş olabilirim sana ama. Canım sağ olsun. Canın İyi sağ kendi olsun geldim. gerçekten. Canım sağ olsun. Ay. Etmedim, bir şey yok. Bu arada yeni takip edenler 10 dakika mecbur bekleyeceksiniz çünkü biz Türkçe rap yayını yaptığımız için birinin fanboyu gelip penis atabiliyor chat'e çünkü. O yüzden bir 10 dakika limitimiz var. Siz de kusura bakmayın bu sebepten dolayı. Tuğcan'a gelenler asla böyle insanlar değil biliyoruz ama malum ya, yapacak bir şey yok. O yüzden bir 10 dakika limitimiz var yani. Abi Katar mevzusu ya. Biz onu Cenk'le Hip Hop 101'in Almanya bölümünde zaten son bölümünde girmiştik aslında. Neyse ki daha komplo teorisi seven bir arkadaş da Twitter'da girdi ve hani, dikkatleri bizden oraya doğru çekti. Biz vurulmayacağız en azından ama gireriz biraz yani. Şu Wu-Tang'i anlatayım mı? Geldiğimde Aa, gördüm kitapta da. bilgin varsa o Wu-Tang, yeni Wu-Tang kitabı hakkında da bilgilerini bizimle seve seve paylaşabilirsin abi. Baktığım kadarıyla, yanlış bilgi verebilirim. Baktığım kadarıyla 36 tane basıyorlarmış. Böyle bir chamber'ın içinde açılıyor böyle. İçinden çıkıyor kitap. 36 tane de artwork varmış içinde. Komple 36 yani kitap. Baştan sona. 36 tane O kadar basacaklarmış. çok 36 dedik ki inşallah kitabın bir yerinden Evet. kila akan çıkmaz yani. Evet. Yani kira akan sağlanacak. Oy oy. Ben diyorum para birlik şey yapalım, biriktirelim para. Aç burada yayında, para biriktirelim. Şey de çıktı Sağ bu sola da arada. soralım. Bir tanesini alalım. Bende kalabilir, hiç sıkıntı yok. Şu Gözüm gibi arada bakarım. şey de çıktı. 300 tane limitli edisyon olarak. Inspector'dakinde action figürü çıktı. Bu ara hani resmen şey var hani şey az paranız var ama yine de koleksiyon nesneleri mi almak istiyorsunuz? O zaman gelin, tam zamandır mevsim başladı şu an ya. 300 çok önemli değil, 36 varken. Ya 36'dan bir tanesi bizde olsa çok iyi olmaz mı? Bence olur. İBAN numarasını yaz bir yere. Valla ortaklaşa alabiliriz kanka. 15 gün sende, 15 gün bende durur. Kedi gibi. 36 gün sende, 36 gün bende dursun, öyle yapalım. Anlaştık. Oy oy. Cenk abi Ortaklaşa hoş alabiliriz geldin. dediği, büyük ihtimalle evi, arabayı, her şeyi satacağız yani, başka bir türlü alamayız.
Yani 36 tane ise onu yine Martin Shkreli gibi böyle manyağın biri alacak yani. Ben sana söyleyeyim, 36 tane ya, 36 bin dolara falan satarlar onu. Biz de Öyle bir böyle şey bekliyorum zaten, herhalde. evet. Bir... Şakasız. Gerçekten yalamadım bu arada, elime şey yazıyormuş gibi yaptım. İğrenç oldu. Şey, çünkü biliyorsun o aslında Wu-Tang albümü olmayan Silver Rings projesini Martin Shkreli satın almıştı ve sonra şu an hani Martin Shkreli hapse girip mal varlığına el konulduğundan beri albümün resmi sahibi Amerikan hükümeti yani böyle bir albüm yani. Hani bu kitaplar da ona dönebilir, korkuyorum. 363,636 dolara satılacakmış dedi Ertuğrul. Troll değil mi bu? Evet. Of, güncel dramalarımız var. Bu Katar fraudu'na gireriz biraz. Kafa dağıtalım diye. Yayının ortalarına doğru biraz Benim hiçbir bunaldığımız bir bilgim an. yok ne olduğuyla ilgili. Malum Hiçbir bilgim yok ne olduğuyla demin ilgili. parçasını dediğimiz arkadaşın albüm öncesi, pardon, single öncesi birilerine hani biriyle dramaya gireyim Onu şeklinde gördüm. hareket etmesi ve seçtiği hedef üzerinden biraz konuşuruz. Bugün parçası da var çünkü o parçadan sonra konuşuruz onu ama. Ay, o zaman girelim mi? Ne Dinliyorum. diyorsun? Olur, hadi bakalım. Tamam. Oğlum ben çok gerginim, küfür edebilirim bugün ya. Ya geçen hafta ben artık burama kadar geldi abi zaten. Sen Ben boşuna etmişsin küfür bu arada. Ben baktım sonradan. ya boşuna falan değil abi yani, o da bir ya 2 hafta önce Efe Flow'un verdiği TikTok şarkısı tutmayınca bu sefer TikTok şarkısı çekenlere sallayalım şarkısı deniyor yani, anladın mı? Ben yani sözümün arkasındayım hala. Of. Clans hoş geldin. Yeni başlayacağız. Ne var? Bakıyorum. Ha, yine Fuchs varmış, tamam. O faciayı hatırlatma Casper. Unuttuk ne güzel beni sen Mommu isimli parçayı. Fuchs varmış abi. Remix albümün ikincisini vermiş. Serkan abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Olmazsa olmaz Fuchs. O zaman ne istiyor Remix'le bir girelim. Sen de okey dersen. Çayım, ben niye geldim ya? Hadi aç. Tamam, geliyor. Bu yüzdesiz abi. Yüzde vermemiş bunun yanına. Tamam, yine offbeat olduk ama ben bunu gerçi Discord'da çalıntı database'imize de attım ben de abi, yani ASAP Ferg Plain Jane'den de böyle almazsın ya bu arada. Hani hani bir ya şey, vokalin alakası yok. Vokal daha eski zaten de yani. Hani Play Jane'in beatini bayağı hızlamışlar burada da abi. Fark etti mi bilmiyorum. Evet, Rabbit Şu Mob. an bende bir sıkıntı var. O şarkı Undertaker. Bende büyük ihtimalle bir sıkıntı var. Ben hiçbir şey anlamadım sözlerden. Benim ses ayarları gitti ya. Ya da şarkıda problem var. Bir dakika. Bir fikrim Bakacağım yok şimdi. abi. Sen anlayabildin mi sözleri? Yani evet. De anlamasam da olurdu. Yani çok bir kaybın yok. Ya onu sormuyorum oğlum. Ses ayarlarında problem varsa onu yapacağım. O yüzden soruyorum. Tamam ya, ben anladım abi. Bize net geldi yayına. Laf sokacak diye gereksiz info veriyor Şarkı bana. sıkıntılı Şarkıları demiş daha Mom abi. deneyelim, dur bakalım. Tamamdır. Oh. Tamam, hayatı da anlamamış. Belki de... Artık benim beynim otomatikman hani Fuchs'un Evet. yanlışlarını düzelterek hani Otokomut devam ediyor ediyor galiba. muhtemelen, yani otokorekt yapıyor muhtemelen gerçekten. Bir remix daha var, ona da bakalım. Ya 5 vardı, hadi ikisine bakalım. Oğlum anlaşılmıyor yazıyor herkes. Niye beni Ya ben anladım ama teröre gerçekten sokuyorsun burada? anladım ya. Tamam, peki. Sırada yine aynı albümden Remix 2 kabul et geliyor. Duyabildim mi bilmiyorum da ben en son zaten örümcek adamlı vites kolu almayın diye bir söz duydum ve hani keşke bende de o parazit olsaydı, keşke ben de duyamasaydım dedim Parazit yok bende ya. ya. Sanki böyle Tamam. mix yapmamışlar da şarkıyı fırlatmışlar gibiydi. Şu an sesinden benim şey geliyor mu ya, parazit? Ben Yo, konuştukça ses gelmiyor. geliyormuş. Evet, Canoların şarkısı olması çok ihtimal. F1 bu. Müge, F1 diyorum ya, okuyamadım. Müge bu arada gerçekten. Bak, bak telefona ekleme dinliyormuş gibi bip bip sesler geliyor yayında. 2-3 kişi yazdı bunu ya. Ben Benden duymuyorum ya. Çok kaynaklıysa enteresan. bak, çok fazla parazit anneciğim, çok fazla. Zaman geçer, dondurma gibi barıyla kafiyeli olması muhteşem yalnız. Değil mi? Değil mi Ozan?
Oy. Yine çok kötü noktalardayız. Bir haftadır yayın açamadık, geldiğimiz noktaya bak şu an. Hiçbir şey kaybetmedik. Ya 10 yıl dışında. Senin internet de yine berbat bu arada. Çok olası. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaki bir program var, o çalışıyorsa şu an bir onu kapatmayı deneyeceğim. Sen onu denerken bana bir yazsanız da ya. Hala benden parazit geliyor mu? Konuştukça ben. Ses. 1-2-3 kontrol. Ses kontrol 1-2-3. Ay. Gelmiyor herhalde. Okey. Şimdi ben onu durdurdum. Şimdi bakalım internetim toparlayacak mı, ama ya bizim internet zaten çözülse de bu kadar çözülüyor biliyorsun yani. Şöyle söyleyeyim. Ben de şu an yeşil Discord'da bağlantı. Hı. Her şey çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Sen şöylesin abi. Diye böyle ses cümlelerin hep böyle geliyor bana. Eyvah eyvah. Hiç. O yüzden dedim internetinde hala sıkıntım var diye. Bilmiyorum. Yayında benim bir frame kaybımız falan var mı yayında peki? Onu da bir sorayım. Yayındakine de bir sorayım. Şu an iyi bu arada. Şu an hiç takımda yok. Peki. Galiba ondanmış. Şu an düzeldi galiba. Yasin hoş geldin. Evet, her zamanki gibi biz kötü kötüyüz yine. Çok bir kaybın yok o yüzden. Yine Fuchs'la başladık. Gayet kötüydü her şey. Ben ilerliyorum abi. O zaman. Sakof ve Köksal, paraları çal geliyor. Üstüne konuşacağız biraz, merak etmeyin. Tamam, yeter. Fazlasıyla yeter. Ben geçtim, ben fail attım o nasıl buldun? Abi evet, gerçekten Yasin dediğine katılıyorum bu arada. Ya her şarkıda da yani sürtük ne abi ya? Üf, kötü Amerikan dublajı gibi. Üf. Nasıl buldun kanka tekrar, ben Yasin'e hak verdiğim seni bölme anım geçti. Şu an bölmüyorum, bir yorumunu alayım. Ben zaten konuşmak istemediğim için konuşmadım, böldüğün için değil. Tamam. Ben bugün senin üstüne hiç gelmiyorum. Okey. Yok yani gelme benim üstüme bugün. Abi yani paraların say hiç etemde eğlence falan, ve hani neydi? Aa bak, o kadar iyi Paraları parça ki. Bak çaldı. o kadar iyi parça ki yani 10 saniye önce kapattım sözleri, şu an unuttum ki toplamda 4 söz falan var şarkıda. 4 kelime falan Just var. to... Abartma, o kadar da değil. Ben sana şarkının yarısını söylerim şu an. Ya vallahi unuttum. Neydi o? Emlak gibiyim mi? Emlakçı gibiyim mi? O punchline'ı unuttum mesela yani şu an. Paraları çal, paraları çal, paraları çal, paraları çal. Paralarım bir şey, paraları çal, paraları çal. Yani yarısı bu zaten. Kalan yarısında da yoksa koca kalla koca kalla falan yapıyor böyle, fark etmişsindir. Cigi bu ya. Cigi bu güle, evet gerçekten. Bu arada o eserin hakkını yemişiz de zamanında. Vizyonu ölsün. Abi trollüyorsunuz şu an değil mi? Abi Redkiz vizyonu övmekten ziyade abi, yani 2 gün önce durduk yere Farazi ve Kayra'ya hani dinozor diyerek, bu arada hani yanlış yazarak kesinlikle, hani hani daha sıkıcı bir şey dinleyemedim falan diyen arkadaşın parçası bu mu? Ki bak ben burada 90 BPM ekibinde çoğu zaman yerden yere vuran birisi olarak, hani gerçekten bu mu abi? Bunu sen söyleyemezsin ya. Hani bu yayını açarken de kanadı bak, kanadı bak, kanadı bak, kanadı bak eşliğinde girdik bugün yayına. Yayını onunla açtık. Hani ya bunu sen söyleyemezsin abi ya, gerçekten. Daha sıkıcı bir şey dinlemedim diye. Ben vurgulanan mesajı hak verdim bu arada Ozan'ın. Görmedim, bir dakika. Arabaya bin Abi derken zaten bunu buraya niye koydunuz? İnsanlar coin harcıyorlar ve hiçbirini görmüyor Baykan. Böyle bir şey yok yani. ama Ozan'ın vurguladığı mesajı okuyayım mı? Arabaya bin derken arabaya binme eyleminden bahsediyor. Bu sözdeki Kayra etkisi derin hikayecilik, müthiş demiş.
Of. İlerleyelim mi biraz daha gömer miyiz ya? Her şeyde çok kötüydü çünkü. Ben zaten aşırı gergin geldim biliyorsun. O Evet. yüzden ben bir girersem çıkamam işin içinden. O yüzden susuyorum. Akçay abi merak etme çok iyi trap metal iş var bugün ciddi demiş. Yani emin ol merak etmiyorum Akçay bu arada. Oğlum belki çocuk yaptı. Adam yaptı belki, niye öyle dedin şimdi? Ama söyledim abi kendi işlerinizi de bu şekilde bana pazarlamadan gelin diye hep söylüyorum. Kendi işi de değildir. 40 hafta oldu artık yani. Sıradaki isim, isimiz. Konuşamadım yine. Niye Gollum oldum hiçbir fikrim yok. Kıymetlimiz geliyor. Evet. Lil Turk ve Impala Nefesleri Tut geliyor. Evet. Fade attım da bir dakika. Drop yiyoruz. Yayında bir şey var denmiş. Oh. KF demiş ki Twitch'te sorun var. Diğerlerinde de oluyor bu ekranda olması diye. Haydi müthiş. Aa, Mustafa hoş geldin. Bir yeri de bozma be. Bir yeri de bozma Baykan. Gerçekten lan yani. Oh. Arkadaşlar burada mıyız? Ben dedim abi, bu akşam film bakın dedim. Yazdım ben size. Akşam film bakın. Hep beraber boşluk edip ben gelin, hep beraber film izleyelim Ya ya. aslında kovala çöpü çıktı. Yani Exxen'de hani tırnak içinde legal yollardan beraber seyretseydik keşke oğlum. Of. Bugün yine server doluluğu var geçmiş olsun demiş. Abi internet düzelir Twitch gider. Twitch düzelir bana bir şey olur. Bu ne ya? Ben şimdi farklı yayıncılara bakıyorum. Denediklerimde sıkıntı yok şu anda. Yayın esnasında adam sıkıldı başka yayıncı izliyor. Hayır lan. Mügeciğim Genel olarak görüşürüz kanka sıkıntı, çok sorun iyi var mı oldu. diye bakıyorum. Bizde de yok ki. Çıkıyor şu an. Ekran siyah oldu deyince ben hala siyahız diye düşündüm. Kovala ertelenmiş çıkmadı mı? Ah be ah be ertelenmiş yine izleyemeyeceğiz. Ya ben çünkü dediğim gibi ben yerli ve milli kötü çocuğumuzu seyretmek istiyorum çünkü. Ve bunu hep beraber bir eleştiri çekmemiz yok mu Cenk? Mali sen ben falan böyle. Ama ciddi eleştiri yani böyle şey. Hani, Oğlum, yani hatta Haluk şey da gelecek oraya büyük yo ihtimalle. Cenk, Haluk bir araya geldikleri zaman susmuyorlar. İkisi birbirine bir ona cevap veriyor, bir ona cevap veriyor. Sonra 5'te uyuyoruz hatta yani. bak Bence gerek yok. müsait olsa Erken yapalım ya da. Selam Cenk. müsait olursa Zardi de gelebilir hatta şey direkt hani sinematografik açıdan falan inceleriz böyle müthiş. Tamam, sabah 8'de uyuyoruz. Bu gel Ozan'cığım gel sen de gel. Ama çıkmamış yapacak bir şey yok. Çıksa çok güzel aktiviteydi. Olabilir Sufyu bu arada evet. Serbestlik geldi ya biraz. Abi Sinemaya da sinemaların olabilir. açılmasına daha var muhtemelen. Sinemalar açılsa da eğer anlaşırlarsa o paradan vazgeçip de risk almazlar herhalde. Ya bu arada parçayı Şarkı da kaynadı arada. şöyle soracağım. Duyabildilerse zaten parçada klip yoktu. Görülebilecek bir şey yoktu. Hani duyabildilerse ya da ben duydum, sen de duyduysan ve yayına da Ben de gittiyse duydum. konuşabiliriz üstüne yine yani. Yoksa Ben boş ver. sıkıntının kaynağını çözdüm bu arada, sesteki. Abi benim şey düzeldi ya. Duyulmuş bu arada. Benim referans kulaklık düzeldi ya. Ben gün içinde hep bununla müzik dinliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama buraya gelince Türkçe rap dinleyeceğimizi unutup aynı kulaklığı takıyorum. Büyük ihtimalle ondan sesler Olabilir. bayağı kötü geliyor. Olabilir. Yani neyse, onu duyduğun için. Ya arkadaşlar zaten bunu Twitch'te eleştiremeyiz. Hani beraber zaten bir Discord'tan ben ekranımı yansıtırım izlerken hani o şekilde hep beraber izleriz zaten yani. Yüzden ben şimdi daha düşük kalitede kulaklığıma geçeceğim ki en azından. Tamamdır. Sen Biraz ona daha. geç. Ben de parçaya ufaktan bir giriş yapayım. Abi gerçekten Lil Turk ve Impala nasıl yan yana geldiler? En ufak bir fikrim yok. Yani bilemedim. Lil Turk'ü daha önce dinleyip hani bayağı eğlendiğimiz isimlerden biri olarak hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama.
Ben hiç hatırlamıyorum ya. Eğlendiğimiz dediğim yani kötü manada. Ve ya Impala seri üretim derken yani artık çok content dışı kalıyor yani. Farkında mısın ya? Yani abi bu parçada senin ne işin var yani mesela. Hani bunun gibi. Beğenmedim. Ya Fuchs'un işlerinden kat kat iyi ya da deminki Sakoff'un işinden Lil Turk'a rağmen kat kat iyi ama yani yine çok kötü noktalarda izine yani. Dur geldim yine. Şey dediysen kaçırdım ben ya. Demişsin de mutlaka gerizekalı gibi boş boş durmamışsındır da. Yok Kaçırdım ben kendimce söyledi. şarkıyı yorumladım hani. Senle paslaşmadım orada işini hallediyorsun diye. Ha tamam iyi Blue tamam Magic hoş geldin abi. Ya ben geçen hafta söylediklerimin aynısını söyleyeceğim herhalde ya. Bir önceki hafta ve ondan bir önceki hafta. Hani Impala'nın bu seri üretimi kalite stabil oldukça ya da stabil selam bu arada. Kalite stabil oldukça ya da aşağıya doğru indikçe seri üretimin çok bir anlamı kalmıyor benim için yani. Ne Senden bileyim hiç ya. beklemiyordum bunu hep ben yapıyordum. Evet, bir O kere yüzden de ben yapıyordum. iyiydi. Bir kere de ben yapıyordum. Evet, Lil Turk'un Impala diye bir şarkısını yayında dinledik hatta bu ne abi demiştik. Onu Evet. hatırlıyorum ya. Oy oy. İlerliyorum. Sana da uygunsa. Uygun benim için. Tamamdır. Gerekçeli mi geçeceğiz şarkıları? Geç geç. Tamam. Revios ve Ekomas'ta basit bir kumpas geliyor. Bakalım yine drop olacak mı? Evet, ben fade attım. Bu da çok kötü. Bu da çok kötü. Mesafe ilk Revios, ikincisi Ekomas'ta. Çok kötü değil be. Abi ASMR vokalinden emin miyiz? Bak Vazgeçiyorum. Reviyosu'nu ben Hani bunu emin miyiz bundan? Al. O yüzden gerek yok. Bence girme bu topa. Sonra sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Bakalım geçen oyun oynarken arkadan zombi geliyor sonunda sonra. Ya abi gerçekten bu vokalden emin miyiz ya? Ben Revo'nun vokalinden eminim. Alo Revo iptaldi galiba şarkının adı. Ondan sonraki bir ya da iki şarkısını daha dinledik galiba burada yanlış hatırlamıyorsam. Onları çok sevmemiştim de. Bu seferki geçer iş bence. Ama Mesela hepsi yani ikinci... muhtemelen. Ama Mestafe hiç netteye denk gelmedi değil mi? Evet, Ona hiç özel bir netteye gelmedi. mi açsak birazdan acaba? Yo Hiç ne? denk gelmedi çünkü. Bir böyle kafasını duvarlara vursun böyle Çünkü bir. Bakalım bugün neler müthiş şey, oluyormuş bugün kafada. nette de yine müthiş şeyler getirdim sana. Bana mı getirdin sadece? Ya işte Teşekkür ederim. Sağ ol. hepinize pardon. Oğlum ben gerginim bugün diyorum. Benim üstüme oynama bugün. İşte Vallahi küfür edeceğim. biraz stres atarsın. Çok güzel kelime hataları falan var yine. Eğlence diye parça var mesela. Y Oo. ile. Y Okey. harfiyle hani Dur Yozgat'ın dur. Y'si. Sulanmadan, konu sulanmadan. Anladım abi. Mehmet Erbil gibi söylemene gerek yok Yozgat'ın yer diye. Lüleburgaz'ın Y'si. Yine. Mehmet Ali Erbil dedin ne yapayım? Oğlum Mehmet Ali Erbil'i de koy ekrana ya. Ben çok üzülüyorum o yok diye. Salamlı şeyini koysana ona. Evet. Kontra şarkılarını da açarız belki. Aa, bugün Değişik. parçası var yani. Yeterince Ah güzel. drop yiyoruz zaten. Ölmeyelim. Abi Aa. yani ekranda 1600 kişi var. Bir Mehmet Ali Erbil'i çok gördüm biz de şu an. Yazık da ayıp. Ben Tamamdır. geçen şeyi izledim onu. Beyaz Futbolu Çark Feleği aldığı programı izledim. Çok eğlenceli. Wow, güzelmiş. Güzel güzel Bayağı kontentmiş. bildiğin overdose yani. 45 dakika böyle overdose'a vuruyorsun. Ay. Bir de uyurken izledim. Gece gördüğüm rüyaları sen düşün yani. Abi Kehribar demiş Sufis. Kehribar kimin parçası? Onu görmemiş olabilirim. Bakıyorum. Yok galiba. Balkan Epic Drum'a kaçırıyorsun şu an. Acaba yine ne oluyor? Ne oluyor acaba gerçekten Bakalım. Yine nerede darbe olduk? ya? Netteden mi gelmiş? Aa bakarım ona. Dur bakacağım ona. Neyse abi dur ben şunu bir taparlayayım mı? Taparlayayım mı? Ben şöyle bir konuşamadım. En kötü Ama bir Mali'ye ekler. taparlayayım. En kötü Mali'ye ekler Kehribar'ı. Rica ederiz. Benim internet yine ölüyor çünkü galiba. Nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum ama bulurum. Tamamdır. Haftalıkların devamı gelecek. Balkan'ın
İnternet kötülüğe ekleyemedi, ekleyecek. Bende de kayıtlar olmadığı için ben de Evet. ekleyemedim. Bir 4 hafta bu haftayla beraber 4 haftanın tekrarı bu hafta içi sırayla gelecek yine ya, internetim el verirse, ama şu an hiç olumlu Abi, durmuyor. şu şarkıyı bir noktalayalım mı? Bence ikinci verse birincinin altında ama Regios'un vokalini sevmedim ama bence flow falan beat'le bayağı uyumlu ya, Ben ben yine Regios'u buzdolabı sevdim. taşıdım ya. Yok, bence geçer işte. Bir bak, şu moduma rağmen söylüyorum yani. Erlik Bey kim ya? Ben de ona bakıyorum şu anda. Herkese terörist demeye başladı. Müthiş. Wow. Ha, Flo'da adam şey mi? Ha, Erlik Bey şu Flo, şey Flo'da atan adam mı? Ha. Nikin ne onun? Tamam, Yok ya. tamam. Ya şu Katar mevzusu. Bilmiyorum Abi, Mali benim çok bilgim yok dedi. Ben kısaca gireyim. Abi zaten Katar'ın kara para akladığı ve bunun müzik üzerinden kara para aklama ilk kez yapılmıyor bu arada. Hani bu belgelerle doğru. İşte Baybaşı'nın ailesinin zamandaki derin devlet muhabbetleri vesaire doğru. Bunu zaten yani, o flood olmasa da biraz belgeye, arşive girip bak, bu ulaşabileceğiniz şeyler bunlar. Hani yeni bir şey söylemiyor ama birinin sadece bir fotoğrafını göstererek hani terörist ispatı. Hani anladın mı? Yani abi, Almanya'da yaşıyor abi Ezel şu an. Hani bir ortamda denk gelseler, bir denk gelindiği vakit. Hayır, ben seninle aynı fotoğrafa girmeyeceğim çünkü sen YPG'sin kardeşim mi diyecek. Yani. Öldürsünler mi onu orada sonra ya da yani. Ya ben şey demiyorum hani. Şu an kendi rızası dışında şekilde falan gibi bir şey de saçmalamayacağım. Ama yani şey var. Abi bir fotoğraf bu organize suç şebekesinin içerisinde yer aldığını kimsenin göstermez. İki, Alpaga'nın kariyeri sırf Türk olduğunu belirttiği için bitti denmiş. Abi Eko Fresh'in kariyeri niye bitmedi? Türklük diye bir tabak varsa dibini sıyırıyordu Eko Fresh bir ara. Alpaga kötü müzik yaptığı için bitti. Hani ben yazdığım tweet'te de bunu söylemiştim. Yani tweet'in dediğim gibi yani %50'si doğruysa kalan %50'si tamamen provokatif. İnsanlara çamur atmak yani. Ha, doğruysa bak, dediğin şey velev ki doğru. Abi bunlar bir kanıt değil. Hiçbir şeyin kanıtı değil. Ya evet, sen kimseyi hedef gösteremezsin yani bir tane fotoğrafla. Cenk'e cevap yazmış da problemi seni dinleyip ben okuyamıyorum, ondan sonra bakacağım. Sana da cevap vermiş diyorlar da ben onu görmedim. Sonra dönerim ya ama. Yayını bırakıp şu an IQ'suz heriflerle polemik kovalayamayacağım. Yayına alalım kendisini. Arda bana cevap vermiş. Eyvallah. Benim yerim abi, siz hani yayın linkini atın gelsin söyleyeyim. Yani çok Oğlum, üzülürüm. cevap verdiği yerin linkini atın ya da. Cenk, Yani. sen ne yaptın? O muydu acaba? Yok değil. Özetle ben bu parçayı beğenmedim. İlerliyorum. Döneriz dramaya sonra. Bize de terörist falan Tamam. demiştir hani. Yani şu askerliğini yapmışsın değil mi Mali, sen terörist olarak? Mesela. İlla bu konulara mı, bu kafalara mı gelelim illa ya? Sonra bakarım ya. Sıkıldım. Ya bunların başları da böyle biliyor musun? Hani herhangi bir kanıt Ama olmadan herkese terörist diyordu en son. Hani bunların en tepedeki adam var ya bir tane. Ama bak, bir şey değil. Yanlış kişiye düşünmeyin arkadaşlar. Hani bu arkadaşların örnek aldığı isimlerin en tepesi. okey, hadi geçsin şu şarkıyı. Tamam. Sonrakine artık Tamam. yavaştan. Tamam abi. İlerliyorum. Tamam, ben hallettim. Yanmıyoruz. Ben korktum. Yanmayız, yanmayız. Erlik selamlar kardeşim. Sevinmiyorsun. Sırada Walt and Merx and o gitti. Walt ve Merx dedektif geliyor. Evet. Geç karar çıktı. Geçtik. Bu arada tek bir şeye bir önceki konuyla alakalı cevap vereyim. Hani kendi düşüncemi paylaşayım, nasıl cevap vereyim demeyeyim ona. Ezel'in önceki paylaşımları da çok masum değil denmiş. Abi evet de bakın, hani sempatizan olmak eşittir örgüt üyeliği demek değil. Yani ben çok farklı bir görüşten biri olarak bunu söylüyorum. Hani
sizi bir organize suç örgütünün bir parçası yapmıyor. Yani sizin bu Spotify'daki kara para aklama ağına bir eleman olarak sokmuyor. Ben sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hani şey diyeyim. Yani birçok kişinin zaten ikiyüzlülüğünü burada konuşalım hatta. Diyor günaydın Türkiye'm diye masaka şey atmış. Hani tweet atmış. Abi sen Happefellek esire Nasıl ben atmış? Nasıl atmış? günaydın Türkiye'm salam diye böyle tweet atmış muhtemelen. İşte abi Çünkü okudun sen. Ben story sen Happefellek esire ben de parça yaparken günaymamıştı o zaman. Hep biz bunları önceden biliyorduk diyorsun. Ha, biliyordun değil mi? Daha parça yaptığınız adamın kim olduğunu tanımıyordunuz. Ya da işte bütün gün size bu Twitter'daki salak arkadaş bazında da aynı şey geçerli. Size bütün gün milliyetçilik şovu yapan arkadaşlar veya abiler diyeyim. Hani tırnak içinde. Abi, o milliyetçilik şovunu yaptıktan sonra bu bahsettiğiniz insanlarla boy boy fotoğraf çekiliyorlar. Gidip onlara tepki gösterin abi. Masak abi ben ekrandaki şapkalı tanımıyorum. İyi hedefin varsa bana gelme. Teşekkürler. Yani tepkiyi vereceksiniz. Bu 200'lere verin abi. Bizim ne olduğumuz zaten belli. Oğlum keşke dramayı ben de takip etseydim. Hiçbir şey anlamıyorum şu anda ya. Evet, bütün Türkiye olayı biliyormuş. Şimdi herkese günaydın oldu. Ama ne hikmetse biz bu olayı biliyorduk. Günaydın diyen adamların hepsinin Instagram'ında şu an yarısı silmiştir, yarısı duruyordur. Malum şahısların hepsinin de fotoğrafı var. Ama bir tek Ezel'in kim problem oluyor? Yani. Parçaya gelirsek ben beat'i beğendim ama yani Merx beat'e yetişemiyor ve anlamıyoruz, hiçbir şey anlamıyoruz. Yetişemiyor derken beat'e yetişmeye çalışırken hiç söylenen hiçbir şeyi anlamıyorum. Bu iyi bir teknik değil kesinlikle yani. Öf, Allah'ın geri zekalısı yayına bile gelmeden bütün konsantrasyonumuzun içine sıçıyor ya. Evet bu arada şey var. Beat'in BPM'i fazla yüksek. Aşırı hızlı katılıyorum. Keşke daha düşük BPM'de olsa ama hadi bu BPM'de çalıştınız diyelim. Buna gerçekten beat hızlı diye siz de hızlı olmak zorunda değilsiniz. Daha durağan bir flow yaparsanız belki daha çalışabilirdi yani. Ama Merx aksine beat'e yetişmeye çalıştıkça hiçbir şey duymuyoruz. Hiçbir şey anlamıyoruz baştan yani. Ben yine ev taşıdım o yüzden. Beat'te de Yoksa bir müthiş kötü beat değildi falan değil. bence. Yani Ya müthiş değil de. müthiş değil ama şey ben hani beat'i beğendim dediğimi biraz daha hani açmam gerekirse hani Memin Bay'a katılıyorum şu an söyleyince evet BPM fazla yüksek hani bu sound için düşük olsaymış ama iyi fikirler varmış diyebilirim açıkçası ya. Ben sana şey önerecektim. Drama ile girmeseydin şarkıyı bir 0.75'e dinlesek nasıl İşte olur diye önerecektim de. ya. Okey. Ciddi bu arada. Trollemiyorum. Ama yapmayacaksın. O yüzden çok istemiyorum. Yani. Ya zaten burada benim hangi isteğim yok. Ya istediğini yapabilirdi abi. Yani zaten internetimiz can çekişiyor yine ya da Twitch can çekişiyor. Bir şey sürekli bir yayınımızda bir şey can çekişiyor. Bazen de biz can çekişiyoruz biliyorsun. Ne kadar çok can çekişmek Bazen değil her zaman. yani onun için odaklanamıyorum bir taraftan. Hani yapsak mı yapmasak mı bir taraftan odağımı öbür denyo da kaydırdı şu an. O zaman şöyle bir şey yapsak, bir tık eğlensek, netteye girsek. Mesafe buradaysa ben bir kere bir nette dinlemesini istiyorum çünkü çok merak ediyorum ne Tamam. diyeceğini. Hemen nette vereyim abime. Ama buradaysa. Çok hızlı netteye girmiyor muyuz ya? Böyle bir iki tane ya böyle sosluk. Tamam, sosluk gelsin madem. İnanamıyorum. Mali nette istiyor. Aa, kehribarı almışım bu arada. Gördüm şimdi abi. Tamam. Kesinlikle gelecek. Kesin Sufyu şimdi gördüm. Ben sanatçı isimli kehribarıydım. Şarkı ismi kehribarmış. Gelecek. Ama ilk olarak size söylediğim o müthiş eser gelecek. Kim bilir nereye attım ama. Ben bugün niye Yok, göremiyorum daha kaçırmadın abi, şimdi geliyor. onu? Ha Böyle burada. Türk müziği en top seviyesi
Baykan'ın keşifleriyle karşınızda. Mesafe bir de bak sen hiç dinlemiyorsun. Yani iyi yapıyorsun bir taraftan da. Nette'de bir rezalet şeyler çıkıyor. Biz burada girip çok eğleniyoruz. Seni de tanıştırmak istiyoruz Mali ile birkaç parça. Nette ile. Normalde biraz daha yayın ilerisinde yapıyorduk Nette'leri ama. Bakalım nasıl bulacaksın bunları. O zaman Nette'den ilk parçamızı. Nette için ben logolarımızı da vereyim ekrana. Tam tadını da görsün. Mesafe de olayı. Yani. Tamam. O zaman Netted'in ilk parçamız. EYL. Gecemiz eğlence geliyor. Y harfiyle arkadaşlar. Yozgat. Haydi bakalım. Altında Mercedes gezirik her gün diye nakaratımıza da geldik ama ben fade atma ihtiyacım hissettim. Çünkü drop da yiyorduk zaten yani. Ay, nasıl buldun böyle? ben sevdim bu arada ya. Abinin sesi ya da işte kaç yaşındaysa. Çok anlaşılmıyordu o yüzden. Hoşuma gitti. Ama o zaman müthiş bir iş gelsin. Sufyun'un söylediği iş benim bugün Nette'deki favorim. Hadi o da gelsin. Yetkili aynen. Ve sevili oymak. Kehribar geliyor. Umarım Şamil'in akrabası değildir arkadaş. İkinci arkadaş. Evet. Yeterli bu kadar abi. Keşif turumuza devam edeceğiz. Sela'dan özür dileyin lan. Oy oy. Ay gözde hoş geldin. Müthiş. Devam ettir ne olur. Ya abi, Haluk ben sana linkini atayım sen hususi olarak. Ama zaten biz bunu yayın açacağız. Ya. Ya yok biz bunu yayın açacağız zaten birkaç haftaya yani. Kesin olarak yayında açılacak bununla yani. A1 seviyesinde Türkçe bu arada. Gençten bağlansın. Bir insan ana dilinin A1 seviyesinde olması çok garip değil mi bu arada ya? Martin birkaç tane isim geldi ama. Oy oy. O zaman bir Nette daha dinleyelim. Bir tanesini kameralar karşısından tanıyoruz hatta. Bilemedim lan. Ha tamam bildim galiba. Emin olamadım ama bildim galiba. Olacak. Tamam. Ay ay. Bir tane daha gelsin Nette. Sonra playlistimize devam edelim. Ara ara atacağım böyle. Kuş besliyor sanki. Susamadım da kaldım. Değil mi Gözde? Üzgünüm. Hoş geldin. Sırada Zana ve El Palo sabır taşı geliyor. O abi yalnız takdir ettim abi Serhat Flow var arkadaşın. Hepinizi tek tek tüketeceğim. Geliyor orada. Kafatasını patlatacağım, çatlatacağım. Oraya beş var. Okulları açmaları iyi olmuş bu arada. Evet, okullar... daha verimli işler oldu. Yani değil mi? Arkadaşlar. Okullar açılınca koronaya yakalanma ihtimalleri var diye bunu söylüyorsun. Hayır be. Okay. Bakın şimdi burada ben insanların vlogunda gidip de kimin ölmesini istediğimi söylemedim yani. Bunu söyleyebilecek son kişi sensin. Ben de söylemedim bu arada. Bilmiyoruz. Haluk sakin. Kameralar kapanmış orada bilmiyoruz. Chat'imi yok etme Haluk. Sakin. Ay. Ben normal listeye geçiyorum. Ara ara nette yatacağım yine üstünüze merak etmeyin. O zaman. Hasan Azze ve Alefay günaydın geliyor. Tamam ya, bence fazlasıyla yeterli. Beat'i sevdim ama Hasan Azze'nin 2 Chainz çakması vokalini sevemedim. Çok 2 Chainz flow'ları ve vokal kullanımı var orada. Alef bayağı zayıf dönmüş. Serkan'a katılıyorum. 2 verse'ü de beğenmedim. Nakarat'ı hiç sevmedim. Beat güzel. Ben Alef'in verse'üne sana çok katılmıyorum ya. Alef. Çok yani ne dönenler duyduk çünkü burada geçtiğimiz haftalarda. Hani onlarla kıyaslarsak fena değil bence. Beğenmedim. Ben de yoruldum Akçay. Şu an benim için... Ben Beat'i sevmekle sevmemek arasında kaldım ya. Çok emin olamadım Beat'i. Yo ben Beat'i sevdim ya. Evet bak işte Beat'i sevemedim ben. Girişte acayip yordu zaten diye. Ben de giriş kısmından dolayı... Of yine de geçtiğimiz haftaya yaklaşamıyorum. İlk an hoş yok, geldi. Yok geçtiğimiz haftaya gelemez ya. O yok ona hiçbir şey, onu hiçbir şey yenemeyecek abi. O geçtiğimiz hafta bir yerde hani Thanos gibi hani ben kaçınılmazım diyor değil mi?
Spoiler verdim ama ya, 50 yıllık Kesinlikle. film artık. Ay. Bunu hep aynısını yapıyor. Bir şey söylüyor. Spoiler verdim ama okumuşsunuzdur zaten. Spoiler verdim ama izlemişsiniz. Evet, daha normal bir var. Daha bayağı isim var. Ya bayağı dediğim aslında listeyi yarıladık gibi büyük O oranda. kadar çabuk. Bu hafta çok bir şey çıkmamış oldu. Onun için hani net demiz var. Geçen haftadan da kalan demolarla beraber 6-7 tane demomuz var. Hızlı hızlı bakacağımız. Ama ben beni kandırıyorsun sandım bugün. Çok fazla Yok, şarkı bugün ekleyince gerçekten hani bu hafta az çok çok fazla bir şey çıkmadı bu hafta. geleyim diye söylüyorsun Yok be. sana. Sana o kadar güvenmiyorum ki. Ha, o zaman İnanmadım ya. Hayki, koma beni el yerine geliyor. Evet, geçtik. Bir çok tatlı hakkını verelim. Nakaratı kötü bulmadım ama abi iki verse'deki vokal kullanımı neden var abi? Blues kısmını falan yakaladın değil mi? Ben orada hani yeter be dedim yani, hatta dinlerken duymuşsundur belki. Yok, duymadım. Yani Sesin gerçekten bana çok hani az geliyor şarkılı çalarken. yani hani verse'lerdeki vokal kullanımından emin miyiz ya? Şey, counter çalışıyor mu bu arada? Ama öyle abi, emin Çalışıyor, miyiz? çalışıyor. Gerçekten emin miyiz ya? Yok yok, ona katılıyorum ya, ama senin aksine Neden nakarat ozdu dediğin yani? mesela, nakarat dediğimiz yere eğer hani o bridge gibi olan koma beni yerine kısmını da dahil ediyorsak, ben kısmını çok sevmedim de. Anlayacağın nakarat tatlı Ya bence. orayı da Beat de çok tatlı. Ben genelde böyle koma beni el yerine çift... nakarat kanka. Orası bridge falan değil. Nakarat şey değil miydi ya, sonra giren kısım? Ha, sen Bir şey diyorsun. dörtlük vardı, iki Kafa kere ses, okudu. kafa sesiyle koma beni el yerine dediği kısmı diyorsun Evet, değil mi? orayı ne Tamam. amaçla koymuş onu çözemedim ben. Çok da gerek var mı bilmiyorum Şarkıda açıkçası. bu şekilde ne amaçla yaptın abi bunu diye sordum, o kadar çok vokal var ki benim hani. Yani ben Blues. vokal dışında şarkıda niye olduğunu, hani geçiş amaçlı mı kullanılmış, nakaratın parçası mı, orayı da çok anlamadım. Ya şu ana kadar O kısım dinlediklerimizin yanında olmasaydı bir de geçerli. bluzlar olmasaydı, evet o Ya. kısımlar olmasaydı bir de o senin çok güzel taklidini yaptığın blues kısımları olmasaydı. Yani kasıtlı o kadar kötü yapıyorum orada, biliyorsun Yo, bence güzel değil yaptın. mi? Ya onun Bence iyisi çok yok iyi yaptın. zaten de bu arada. Of. Sadece bir şey söyleyeceğim ben. Haki böyle farklı tarzlar denedikçe neden daha basit yazmaya başladı? O birazcık Ya beni abi üzüyor yani. basit yazmak eşittir mainstream oynamaya çalışmak çünkü. İşte Yani. üzüyor beni dedim zaten Evet. sonrasında da. Yok neden dedin Üzgünüm ya, Counter. nedenin cevabını verdim ben de. Hani soru olarak düşündüm bunu. Ya Hani. bazı yok. Hani bazı sorular böyle üf, neden böyle oldu ya Ha dersinde ha ha cevap ha. aramazsın ya, onun gibi bir neden. Sana oynamak istemedim. Hakikaten bunu Evet. soru sordun diye ben de cevap vermeye ihtiyacı hissettim. Yok yok. Ben attım zaten üzerinden geldi. Niye oynayabilirsin bana Ne yaparsın diye. tamamdır. Yok Beginner MC, yok. Yani hayvan gibi yaz istediğiniz. Ya çok iyi Benim var. verse'ler de var zamanında ama yani bir kariyeri ortalaması boyunca o şekilde ilerlemiş biri aklıma gelmiyor. Belki bir tek şeyin şarkı yazdı. Belki. Yani yaz yağmurum diyorum. Kariyer ortalaması diyorum Ama başladım ona. Belki. bak Niye çünkü. başına? Böyle bir... Bu arada Sufi yazmış ya, bunun klibi de varmış da ben listeyi aldığım saatte klibi görmemiştim, o yüzden bunu aldım, kusura bakmayın. Görsel de tatlı bence. Ya şey değil. Korkunç facia falan diyeceğim bir iş değil. Ama yani şey şurası olmasa burası olmasa dediğin yerde totalde benim için bayağı bir hata yapıyor. Evet. Onun için hani ben bunu hani kendi rızamla hani finalde de günden iyisini falan almam herhalde. Yani Ya da gelecek şarkılara bağlı yine açıp aynı tekrar yerde. dinlemem. Ama yani beat çok güzel ama beat'e biraz yer yer yazık olmuş diye düşünüyorum. Vokal tercihinden dolayı. Sıradaki işimiz. Kontra pusu geliyor. Öf. Tamam, geçtik abi. Malecim sen gir, ben de bir kola alıp geleyim. Ya ben de aynısını senden talep edecektim. O zaman sen git, sonra ben gideyim bir kola alayım geleyim. Kola saatimiz geldi. Arkadaşlar, ben Geliyor bayım. Baykan'ı bekleyeceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Ben seni bekliyorum. Ben soruları alayım. Cevabımı vereyim şöyle topluca, bir rahatlayalım hepimiz.
O kadar çabuk geldi ya. Oğlum hazırlamış adam burada, helal olsun. Daha 3'te kaldık ya Baykan. Bu kadar hızlı gelinmez abi, 3'te kaldık daha dur. Bir iki tane daha gelsin. Ben bir toplu cevap vereyim. Bir tane daha geldi. Bir tane daha gelince cevap vereyim. Sonra girelim şarkıya. Tamamdır. Sonra ben de kullanacağım bu yüzden. Tamam. Ha, gelmedi beşincisi. İyiyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Diyerek tekrar dönüyorum. Gucci Mane çok Benim... sevmesem de hani burada dinlediğim isimlere kıyasla överiz Rukus ya. Demin sana dedim ya, neden tarzını değiştirdikten sonra biraz daha basit yazmaya başladı diye. Aslında ben şuradan dolayı demiştim, bu şarkıda da aynısı çıktı. Tuz, sus, pus, tuz, ucuz, mahsus kafiyelerini barındıran iki adet şarkı dinledik arada. Farkında mısın bilmiyorum ama. Farkındayım da yani. Yani Ama tamamını ya barındırmasa da %99'unu yine salak fanları gelecek muhtemelen ama abi kontranın ortalaması bu zaten bu arada. Hani Haykin'in ortalaması o değil de kontranın ortalaması bu zaten yani denk geldiği için yani. söyledim. Bu arada o da Joker fanları gibi biraz IQ problemi yaşadıkları için salak fanları dediğim Haykin'in fanları değil sizsiniz arkadaşlar. Ya podcast için ben biraz malzeme veriyorum şu an. İşte sonra ben kimse şey, Cyber Rose'un sorusuna cevap vermedim diyor. Şimdi inandınız mı? Ben inanmıyorum buna. Bu kadar agresif bir insanın bu soruya cevap vermeme ihtimali sıfır. Ben bulacağım onu. O kaydın orijinalini bulacağım. Bakacağım kimi demişsin. Agresif falan değilim ama servere git sor yani cevap verdim buna diye. Sanki alt mahallemde oturuyor. Git sor. Nereden bileyim de sorayım adamı. Bir şekilde göreceğim, bulacağım. Telefonu yok mu oğlum? Yok. Ha tamam. Benim telefonların hepsi gitti. Kimsenin telefonu kalmadı bana. Wow. Evet. öyle Ya yok şey oldu. Camiadan kimsenin telefonu kalmadı anlamında bir soruyorum. herkese res çektim ben falan diye Yok yok ya, telefon değişti bir ara, ben o numaraları kaybettim sonra. böyle. Zaten onları da değiştirmiştir 10 senede herhalde. Ay. Ben nakarat kısmından emin miyiz Counter'ı? Bir başlatıyorum. Verse'lerden de emin miyiz İzninle, ya? izin verirsen. Verse'ler konusunda böyle diyeceğini biliyordum. Neden Verse'lere girmediğimi açıklayayım. Kontra'nın son dinlediğimiz şarkıları arasında en azından bir tık daha dinlenebilir geldi bana. Yani Verse'leri o nispeten. yüzden oraya katmadım. O da beat kötü değil o yüzden bence. Olabilir. Ya önceki beatler falan da çok sıkıcıydı. Bunda en azından beat bir hani çok iyi bir beat yok ama yine yakalıyor yani en azından. Ama yine de verse'deki vokallerden emin miyiz deme sebebim abi hani beat'te öyle bir çıkış yok. Sen hani autotune'la bir yerlere çıkmaya çalışıyorsun sonuna. Olmuyordu o abi. Çok saçma sapan bir şey duyuluyor orada. Yani neden öyle bir şey bir tercih var yani. Evet, şimdi ben de kola almaya gidiyorum ama benim kolam yakında değil, o yüzden beni biraz bekleyeceksin. Tam bakkala gidiyor şu an. Bakkala gitmiyorum. Yok Mutfağa yakında gideceğim. Bir de gitmişken köz yakacağım o tamam yüzden. yakında değil demişken git gel biz buradayız. Buradasınız tabii oğlum. Nereye gideceksiniz Allah'ım? O kadar Sanki kafede oturuyor yani. o kadar haklısın ki. Yani. Of bir hafta yayın yapmayınca böyle oluyor biliyorsun bana. Hiç beni duymadı gerçi şu an. Neyse. Evet. Şöyle koyayım gelene kadar. İyiyim arkadaşlar. Siz nasılsınız? Siz nasıl buldunuz parçayı? Hadi onu sorayım ya. Ses yokmuş evet. Ses yokmuş. Aa, şey demiştim. Geldi geldi geldi. Ses geldi şu an merak etmeyin. Oluyor böyle aksilikler. Şeye bakayım demiştim. Bir taraftan da Twitter dramasında ne dönmüş bir de ona bakayım demiştim de pek de bir şey dönmemiş ya hani. Ya da ben şu an hızlıca baktığım için bakamadım. Yeni parça listeye alabilir misin hazır boşken? Hemen Miraç. Hadi. Bu kim oğlum? Ya bildiğimiz biri falan parça çıkardı sandım. Bu ne oğlum? Ay. Out there want to be an artist and want to stay a star and won't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record. Özet linç kervanına şehir ve ritim adam girmiş ha.
Okey. Cenk geçmiş olsun tekrar kanka. Haftalık globali de yapamadık. Kim gidiyor Kerim? Ne oluyor? Mali adam hoş geldin. İbit. Ha, torpil yaptırdın Miraç. Okey. Tamamdır. O zaman abi zaten fazla parça kalmadığı için biraz demo bakalım. Ne dersin? Olur. Bakalım. Nereden atacağız? Ya ben sana yayına gelmeyebilirsin diye MP3'leri atmamıştım. Knockout gidecek şimdi, merak etmeyin. Önce... Oğlum ben onu attım sana, bir yayında koy diye attım. Hadi yayına koyma onu da. Kafana göre. Bundan rahatsız oldu ya. Neyse, bir şey diyemiyorum. Önce Boş Together'dakileri eritelim abi, demolarını istiyorsan. Tamam. MP3'leri de diğer partta dinleriz. O zaman Emir Kemal Demo 13 geliyor, ilk demomuz. Biraz demolara bakalım. Evet. Tekrar podcast içinde okuyayım raidimizi. Yeis, çok teşekkür ederim. 42 kişiyle birlikte Yeis Sansura bizi hostlamış. Abi hoş geldiniz. Biz de haftalık yeni çıkan Türkçe rap işlerine ve bize Discord'dan gelen demolara bakıyorduk. Sevgili moderatörüm Emir şu an yayında yok. Onun attığı bir demodan başladık. Abi basslar yanlış. Drill beat denemiş ama basslar yanlış. Davullar doğru ama sampling de çok doğru gelmedi Emir'cim. Ya Emir genelde troll şeyler gönderiyor. O yüzden ciddiyim. Emin olamadım bundan da. Ya ciddidir bu ya muhtemelen. %90 troll oluyor çünkü. İlerliyorum. Okay. Yine Ori Beer Big Titty Girlfriend istemiyorum isimli demosuyla bizlerle olacak. Abi neden böyle şeyler görüyor sürekli? İki demo daha dinleyeceğiz, ondan sonra şeye dönüyoruz. Güncel listemize dönüyoruz. Ha, şu an görüntüleyemiyoruz, gelemiyor. Klasik bir SoundCloud problemi. Takipler için çok teşekkürler arkadaşlar bu arada. O zaman son bir şimdilik. Son iki. Çıkıntı alameti. Hop. Teşekkürler. Bir kişilik raid var. Eyvallah. Emir geldi diye yok yok. sırada. Çıkıntı alameti farika geliyor. O da 4 parçalık bir EP yayınlamış ve son anda bize bugün yetiştirdi parçayı. Geliyor. Evet, sonuna kadar dinledik. 2 dakika zaten. 4 şarkılık bir EP paylaşmış arkadaşlar Çıkıntı. O EP'den bize gönderdiği parça bu. Beat'teki son drum and bass double switch'ini ben bayağı beklemiyordum ve şaşırttı. Hani ya, gerçekten yine demolardan çok daha güzel fikirler geliyor karşımıza, çok enteresan bir şekilde yani. Peki unuttuğun ya da fark etmediğin bir şey var. Çıkıntıyı hatırlıyor musun? Evet, daha önce de beğenmiştik bir işini. Evet, hatta haftanın ilk üçünü almıştık. Evet, hatırlıyorum. Okay, okay. Hatırlıyorum. Hatırlamıyorsun diye düşündün mü? Yok, hatırlıyorum. Ben bize demo gönderen herkesi hatırlıyorum. Ben Netted'deki isimleri şarkılarla ezbere biliyorum. Bu benim lanetim abi, keşke unutsam. Oğlum net değil, şu an demo gönderenler hangi seviyeye koydun? Hayır. Ya hep bunu oynuyorsun. Hep bu kartı oynuyorsun ya. Of. Şuna geleyim. Yine çıkıntının yine bir tercihini beğendim burada. Güzel fikirleri var prodüksiyonun. Çıkıntının vokalinde bu sefer daha önce almamıştım ama bu sefer biraz fazla benim için problem olacak bir şey. Savai hissini çok aldım ben abi. O yüzden biraz vokal beni yordu. Ama ışık var ya, yine geçerli iş yani. Günün en geçerli işlerinden biri yine Çıkıntı'dan geldi demo olarak. Yani Ağaç Kakan diyeceksin sandım da. Yok yok, Ağaç Kakan'la benim problemim yok. Yani Savai'yle de bizzat problemim yok da hani Savai'yi dinleyemiyorum abi, çok yoruyor beni. Tamam şimdi. Sebebini o biliyorsun malum, yani. Tamam, malum taklidi yapma şimdi. Haftada bir kere duymak mı sıkıldım artık. Ben de genel olarak senin söylediklerine ek olarak Çıkıntı'nın hani
vokalinin de tarzını da beğeniyorum. İkinci dinlediğimiz şarkısı gerçi ama hani iki şarkı dinlediğimiz iki şarkı için söylüyorum en azından. Sadece bu sefer mix problemi biraz daha fazla olduğu için öbür şarkıyı listem almıştım ama bunu alabilecek miyim çok emin değilim. Ama özellikle ben öbürünü hala dinliyorum bu arada. Ya gelen, yani ciddi. Gelen demolarda mix'i ben biliyorsun göz ardı ettiğim için ona kasıtla değinmiyorum. Aşırı facia hani duyamayacağımız evet, kadar evet, kötü evet, bir evet. Şey yoksa bir kere veterandan gelmişti öyle bir iş. Hani hiçbir şey duyamıyorduk çünkü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ha, öyle bir şey gelmedikçe hani ben bize demo ya da sizden gelenler adı altına gönderen işlerde pek hani mix konusunu biraz görmezden geliyorum abi. Yok ben niye söylemedin diye değil de sadece hani bir önceki şarkısını listeme almıştım. Bunu, yani sırf almazsam o yüzden almadım. Veteran ya tamam diyor da vurma yüzüme artık dencesine. Unutmayacağız onu. Abi o çok çok net bir örnekti ama ya ne yapabilirim. O zaman bu da ilk kez yayına dinleyeceksiniz çünkü liste dışı bir video normal şartlarda. Geçen haftalarda günlerini seçtiğimiz bir duo vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Daydreamers and Non-Smokers. Onların haftaya yayınlanacak işini dinleyeceğiz. Yine sizden gelenlerde. Şu an çok sevindim çünkü bekliyorum abi. Önümüzdeki hafta yayınlanacak diye bekliyordum. Haberim yoktu burada dinleyeceğimizden. Onun şey gibi oldu da Virgin Radio. Evet. Baykan bir oldu. Önce sen Baykan bir oldu. Önce sen oldu. Okey. Dance for the Money geliyor. Daydreamers and Non-Smokers'dan. Yani The Second ve The Hakan. İnternetimizin verirse geliyor. Evet. Sonuna geldik. Yine benim için günün en iyi işi abi. Helal olsun. Tertemiz iş. Bak. Ankara hiç bu kadar Los Angeles hissetmemişti bu arada. Abi müthiş. Yani, bunlar olumlu yorumlar abi. Tertemiz iş abi. Bak ne güzel. Hani sana pas atacağım kankası. Geride kestiğimi biliyorum da. Hani şey. Hani işte bütçesizlik işte PR yok bilmem ne. Abi alın. Maalesef kimse görmüyor. Ama birileri bir yerlerde çok güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Müzik yapmaya çalışıyor. Ya ben... Türkler arkadaşlar, evet. Ankara'dan arkadaşlar. Ya iki de iki. Daha Hakan, yani diğerini bilmiyorum. Kusura bakmasın. Biri Hakan, diğerini bilmiyorum. The Second. Daha Hakan ve The Second. Yok, hani şey olarak hani. Ha. Türk olduğunu... The Second deyince de çok Türk gibi durmuyor ya, bu yüzden. Onun açıklaması için Hakan'dan. Abi tertemiz iş ya. Mis. Benim için haftanın en iyisi. Şu ana kadar. Öyle ama muhtemelen çıkmayacak ya. Muhtemelen çıkmayacak. Ve yani cidden bu bağımsız iki isimlerin... 2'de 2 abi. Evet 2'de 2. Bağımsız isimlerin bu kadar böyle özendikleri şeyleri yayınlamaları beni aşırı mutlu ediyor ya. Ya bak Botan'da da potansiyel var ama Botan daha kendi şarkısını yapmadı. Hani coverlar üzerinden gidiyor. Evet. Yani olmuş ürünleri coverlıyor ve iyi coverlıyor. Kabul. Hani... Ama hani Botan kendisi bir şarkıyı ağzına ne kadar iyi yazabilecek çok büyük muamma yani. Ha potansiyeli yok mu? Tabii ki var. Hani bu ülkede İngilizce rap adı altında hani birazdan dinleteceğim bir iş var mesela. Neler neler duyduk biz yani. Kötü manada. Ve şey hatta Cenk'le duyuralım bence kabul ederse. Ya şey planlıyoruz. Hani Cenk şu an Spotify şeffaflığı vesaire bayağı bir hani çok haklı olarak... podcastlerine konulara giriyor ya. Abi biz de kendimiz hani bir küratör playlisti yapma kararı aldık. Hani 3-4 kişi bir araya gelip hani biz de hani o listelere girmeyen ama hani bizim bu şekilde tanıtabileceğimiz insanları biz o listelere koyacağız yani. Hani o kadar tabii ki 780 bin takipçisi olmayacak belki ama hani küratör listeleri çünkü yurt dışında çok kullanılan şeyler. Türkiye'de benzeri yok. Muadili yok. Geçen hafta konuştuk ya bu. Evet ve hani net olarak o listeye ekleyeceğim isimlerden biri bu. Ya da çıkıntı niye girmesin burada hani dinlediğimiz hani demo gibi sizden gelenlerde geliyor ama neden girmesinler ki abi yani. Yani çok çok başarılı iş tertemiz. Sendeyiz abi benim yorumum bu. Yo sadece ben aradaki rap vokallerde böyle bir tık daha bir önceki şarkının altına düştüğünü hissettim ama onun dışında tertemiz iş gayet güzel. Yani büyük ihtimalle bildiğimiz şirketlerden biriyle anlaşsa nakavta haftaya kapak diye. Tabii. Muhtemelen. Evet. Ve bir seneye de kalacağını düşünmüyorum çok bu arada. Chat'e yazıldı şey diye. Bir sene sonra ünlü abiler diye. Bir seneye kalacağını çok sanmıyorum ben. Olmayabilirler abi. Yani umarım olurlar bu arada ama yani Türkiye olurlar. Şartları abi. Türkiye'de çünkü biliyorsun hani insanlar çiğ köfte arıyor müzik dinlerken. Daha o saatler gelmedi bu örneği verebilirim diye düşündüm. Ama yani. kalitesizlik, şey abi kalitesizlik aranıyor burada. Hani çiğ köfte kalitesizdir manası da çıkmasın. Oğlum tamam çiğ köfte bir kere söylersin. Geçen yayında artık
coştun yani. Yok kebaplar düştü havada bilmem neler. Benim de canım çekti yani. Karnım acıktı benim de doğru. Yani çünkü bura, yani o tamam, bu isim vereyim abi. Buranın ortalaması Rain Man yani, anladın mı? Hani popülerlik bazında yani. Çok uzak bir noktada arkadaşlar. Onun için o kadar da hani mainstream'inli olamayabilirler. Daha niş bir kitleye hitap edecekleri için daha hani indie başarı kovalamaları daha mümkün yani. Umarım yanılırım ve mainstream olurlar da düzgün müzik de mainstream olur yani. İlk 4 demomuzu bitirdik. Diğer 5 demomuz, MP3 demolar, onları ben sana atacağım birazdan mesajdan. Tamam. Biz normal listemize bir geri dönelim. Çalarken hatta ben de demoyu atarım sana. Neredeyiz? Heh, buradayız. Aa, geçen haftadan da MP3 demomuz var daha, dur. Bugün bayağı bir demo var. Shadows, senin attığın demo Evet acaba evet. bizim açıklamamız demo mu yoksa? Yok yok abi, yukarıda o. Daha onlar da var. Ben bu Tamam, hafta gelen bakalım. demoları yaptım. Geçen hafta yayın çok uzayınca demo dinlemediğimizi unutmuştum. Bir an yukarıda listemde gördüm şimdi. Dinleyeceğiz. Sırada. Yanguzo Melatonin geliyor. Evet. Bence de yeterli. Chat'te geçleri duydum. Duydum diyorum. Gördüm. Duymaya başladıysan ciddi anlamda senin mental sağlığında bir problem var demektir ki zaten olduğunu biliyoruz. Kötü anlamda söylemedim bunu. Aylardır evden çıkmadığın için söylüyorum. Server uzun olmasa dışarı çıkmayacaksın yani. Bugün demedim ki ben gideyim de Mali'yle beraber oturalım, yayın yapalım. Yapmadık mı, yan yana yayınımız var ya. Ben sana geldim oğlum. Neyse ben bir aksilik olmazsa en sonunda işlerden fırsat bulursam sokağa çıkma yasağı da kalktığı için hafta sonu önümüzdeki cumartesi günü taşınıyorum. Bir sonraki hafta beklerim. Tamam. De gelmeyeceksin büyük ihtimalle. Oo gelme oğlum, benim bilgisayardan yayın açamayız bu arada, ben zor bağlanıyorum. Ya. Onu düşündüm şimdi de çok mantıksız, tamam Evet. vazgeçtim şu an. Gel yine de yani yayına gelme. Ben çok hızlı Sıfır. gireyim şarkıya sonra sana bırakayım. Teşekkürler Çağırıyorum ben, kaç Sıfır. kere söyledim. Aşk olsun. Ben evden çıkmıyorum doğru düzgün. Arada markete gidiyorum. Bir de arada annemlerle buluşuyorum. Onun dışında çıkmıyorum aylardır. Ben de Gel hala diyorum yani. yasaklar benim için kalkmadı çünkü şu an esnaf aç kaldı ya, hani esnaf, hani restoran ve kafe sahipleri ölmesin diye başka insanları bir öldürelim dediler şu an için. Yani ben, yarınız Oo bir olsam dakika, ben de ben de şu çok an seni ciddiye almam, sallamıyorum. ciddiye almam Şu an yani. seni sallamıyorum çünkü Cenk'in yazdığını gördüm şu anda. Haftaya İstanbul'dayım. Hangi gün Oo. olduğuna bağlı. Cumartesi değilse ben okeyim. Haftaya cumartesi Okey. müsait değilim ama yani öyle olursa da pazar bu arada Baykan'da kalacağız üçümüz. Bence çok sağlıklı bir gece olmaz. O yüzden bana çok mantıklı gelmez. Yani bu planı acaba yayın sonrası arası falan mı yapsak? Çok daha mantıklı. Olur. Olur. Abi hepimiz bunaldık evde, evet, ama yani şu an tamamen kafe sahipleri ölmesin diye açtılar bu arada, katılmıyorsun ama bu yüzden açtılar, emin olun yani. Evet yani. Ama sadece kafe sahipleri ölmesin diye. Hala da bar sahipleri falan ölebilir yani, onlar için bir Ya sıkıntı yok. onların zaten katli vacip malum. Ya benim açımdan Malum değil. değil abi. Vacip o. Kelimeyi hatırlayamadın galiba ama. Onların zaten katli vacip malum dedim abi. Ya tamam, ben katli malum anladım da okey. Onların zaten katli vacip malum dedim abi. Tamam oğlum, ne bozuluyorsun Allah Allah. Ben gerginim, bugün üstüme geldim. Evet ve yani şu an Hangi şey gibi. Ha, yanım şiş şiş. Yani üstüme fırladım. gerçekten şu an navigasyonla kavga edeceksin bir 5 dakika içinde. Çok hızlı giriyorum. Gir. Bu Global Reis'in vokali beni çok sarmıyor. Flow da çok sarmıyor ama ben ilk defa bir şarkısını galiba ufaktan beğendim. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Arkada çalsa muhtemelen kapamam. Ama açık Arkada özellikle dinlemem ama çalmaz. arkada Ya çalsak. bence arkada da Yo çalmayacak bu arada. eklerim. Ya yok ya, benim bir tane var ya böyle şey, her şeyi attın kirli sepeti gibi böyle bir liste. Oraya atarım yani. Her şey var onun içinde. Arada çalar o yüzden. Şarkıyı unuttum biliyor musun? Neyse dur gireyim. Hatırladım biraz. Tamam, teşekkürler. Diğer şey yok. Rica ederim. Abi Beat'teki hafif emo rap esintisini sen de almışsındır. Ha, çok sevmediğim bir canlı olsa da Beat'i kötü bulmadım. Kendisinin vokali önceki işlerine göre daha bir işin daha fena değil demiştik gerçi, hatırlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda.
Başkasıyla karıştırmıyorsam kendisini. Vision daha fena değil demiştim ama genel olarak Yanguzon'un vokal bana geçmiyorken burada da çok geçmemekle birlikte onlardan iyi. Kendi çizgisinde iyi ama benim asla açıp dinleyeceğim bir şey değil. Yani globallik konusundaysa hani yani biraz daha gideyim dur. Okuduğumda gülmüştüm lan. Oy oy. Oy. Umarım şu global olma konusu falan anlaşılır ya. Artık bir Türkiye'de bir zahmet. Yani şirketiniz global olunca siz evrensel sanatçı olmuyorsunuz. Hani bunu lütfen anlayın artık arkadaşlar. Ya bak Mali duydun. Bak, daha hani geçen gün Method Moon'lu şarkımın analizini yapıyordum. Hala global değilim abi. Hani hiç değilsiniz emin olun. Hiç değilsiniz yani. Ben duyduğum kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani. Ya aşağıda hakkımda kısmına yazan diskografiye rağmen hala global değilim yani onu söyleyeyim. Ne gelsin? Ama Epidemic'ten bir iş çıkmış. Burak Averberk ya da Everberk. Nasıl okunuyor lan bu? Bir dakika. Yine bizim için sınav olan bir isim şeye geldik. İsim soy isim mi nick mi bilmiyorum. Türkçe okuyacağım. İngilizce ise de dalga geçebilirsiniz benimle. Burak Averbek ve Kidi. Eyvah geliyor. Aa, Emre hoş geldin. Fade attım bu arada arkadaşlar. Ay. Yani çok basit çok basit flow'lar, çok basit lirikler. Hatta şarj telaffuzunu yakalamışsındır sen de. Hatta Emre İnceoğlu şarjı olan var mı yazdı? Değil mi? Gördüm mü bilmiyorum. Yok görmedim. Kim çok yazdı? Emre Aa Emre hoş geldin. Kaç gündür kardeşin konuşmuyoruz. konuşmuyorsun. Kardeşimi chatte gördüm. Allah'ım kaç gündür konuşmadım. Konuşmuyoruz deyince o şekilde. Evet, aileleri buluşturan adam Baykan Barnaz. Ya, Dum. şey, gül pembe açayım mı arkaya Aç saçlarımı abi. da Rastaya gerek yok rastlantık da. Ulan Rasta ne alakalı? Sinan Çetin olmaya çalışıyorum. Rastası yoktu onun var mıydı? Hayır, rasta değil. Yani ben hani o şekilde taklit edeceğim hani. Ha, sen yok öyle yorumladın. Tamam Evet, okey. yorum yapacağım ya. O kadar biraz özgünlük atayım. Okey. Yani çok sıradan iş. Çok sıradan iş. Sıradan hiçbir de şey var ya. Türkçe rap kolebi böyle şey var içinde. Birazcık MOB var, birazcık Red Keys sözleri var falan. Hepsini bir araya toplayıp Ben paket o yapıp. kadar odaklı dinlemedim. Anneye ev alındı mı ki? Yok anneye ev olunmadı. Bir tek o yapılmadı. Bir tek o Nasıl yapılmadı. Ya ben MOB? duymadım Bir dakika, nasıl mesela. MOB şu an bu? Anneye ev alınmıyorsa İşte en MOB değil de üstteyiz, kardeşim bu. zirvedeyiz. En üstteyiz, zirvedeyiz. O Çıkan Red Key biraz merdivenlerden daha falan Red Key o kafası. ya. MOB'den Red ziyade. Key kafasında da böyle çete paralar falan ben onu oraya bağladım. Ama oğlum oraya karışık işte Yani. yani. Abim yıllardır görmedim yazdım. Barıştır bizi bakalım. Undertaker benim de kafamda gül pembe çalıyor şu an. Dö Gerçekten. Değil mi? Hani o, ama şey de o kapı açılmadan Yok önceki kısım böyle baştan sona değil yani değil mi? Sadece o kısım. yok sadece orası. Ha değil mi? Sırada. Page kaldırın beni yerden. Okey geliyor. Okey yoktu bu şarkıda Okey yok bayağı. şarkıda ama yani. Bir Tamam de tamam. canım çekti biliyor musun? Senin de zaten çiğ köfte desek canın Okey. çekiyor. Deniz görünce canın çekiyor. Senin canının çekmediği bir Ulan nesne var mı şu an kardeşim? senin canın deniz çekmiyor mu şu an arkadaşım? Hayır. Hayır. Çekmiyor. Çekmiyor ama Hayır. yani. Baykan Barlas'ın hayır vokali. Bu vokal dönemi miyiz Baykan? Bu Asla hayırlı. değiliz. Asla değiliz. Okey. Okey. Malayan hamile tespiti geldi şu an. Her şey canı çekiyor Ya deyip. oğlum ben de ondan şüpheleniyorum da test yaptıracağım bir ara bakalım. Çıkarsan yalnız abi ünlüyüz. Bütün tıp makalelerine geçiyorsun. Sen niye ünlü oluyorsun oğlum? Sanki sen de yaptım. Adama bak Bu ya. yayında fark edildi Buraları ya. kesersin umarım Asla podcast'tan. kesmeyeceğim. Biliyorum. Yeğenime selam yazıyor Emre de şu an. Ama yeğenime. Evet Çok evet çok biliyorum. adapte oldum. Tebrik ederim.
Üzgünüm kuzen. Aynen, üzgünüz kuzen. Çık dışarıdayım. Bak bunu da hatırlıyorum. Allah kahretsin, ve parçayı bir kere dinledik. Abi lütfen nette benim üstüme attığı şu speli çek ki geri çek kardeşim ya. Abi yani gerçekten vokal ya, parçadan emin miyiz artık, vokalden de değil yani. Ben artık genelleştiriyorum abi. PMC'nin yeni halinden emin miyim? Abi PMC'yi Olarak. izleyeyim nette ya. Artık bu gerçekten artık bu kesin yani. Aksi iddia edilemez yani. Gerçekten PMC'yi izleyeyim nette. Yani şeye dönün demiyorum. Hani Kadıköy'deki o hatırlıyorsundur. Kızılay'ın yanındaki sokakta PMC stüdyosu vardı. Oraya dönmeyin. Yani tamam o kadar değil ama. Böyle de gitmeyin ya. Yani. Ya şey değil abi bak, haftalık globalden falan da biliyorsun. Benim pop rap'le falan hiç sıkıntım yok. Bak hatta bugün işte gün hala en iyisi benim için diyeceğim parça. Daydreams ve Nonsmokers'ın parçası. O da pop rap abi. Benim pop rap'le problemim yok mesela, ama ya bu çok kötü iş. Yani çok bayık işler bunlar. Hani Çok bununla PMC. problemim var. Çok Ama beğenmişsin. öyle çok PMC yani. Netlerinin yine rap dışında iyi Bu işleri arada var. Yani oradan ben size... patron yok bayağıdır, farkında mısın? Zaten ara veriyorum sonra geri döneceğim dedi ya hani, Biz biliyorsun. çok emin olamamıştık, verecek mi vermeyecek mi diye Abi sadece. Türkiye'deki hiçbir Bayağı. rapçi tam olarak bırakmaz. Bunu başaran bir sırtlan var. Maalesef. Bir de Yani saatlerim var. herkes bırakır bir geri döner. Hani o aslında şeydir. Hani bugün Sakorf'un yaptığı, hani Farazi Kayra'ya sallayayım da hani albüm öncesi PR yapayımın bir farklı versiyonu. Bizim rapçilerin biliyorsun bu PR 101, marketing 101 konusunda biraz ders almaları lazım. Hep aynı stratejiler. Ya bırakıp geri dönülür hype yaratmak için, ya da işte parça öncesi polemik kovalanır yani. Yani şu an bir iki isim daha geldi bırakan çete. Gerçekten hep kaliteli isimler geliyor. Yani evet. Üzgünüm ama. Ya çok korkunç isimler de bıraktı. Ama yani bak düşündüğümüz zaman. Ama bunlar geri geldi. Son birkaç hafta dinledik Yok onları. mesela ben hala Mehmet Börükçü duymuyorum. Borcadan mutluyum. Aa, öyle biri vardı değil mi? Le Kadro. Şey Ogun Samast'ın şey Beyaz Beresi mevzusuyla ülke çapında ünlü olmuştu ya. Ciddi ciddi Mehmet Börükçü dinleyip o bereyi taktım diyordu. Falan. Hani düşün, adam böyle ünlüydü yani. Müziğiyle değildi asla. Hani bıraktı ve yok oldu gitti mesela. Çok mutluyum bu açıdan. Yo, Abdülkadir aslında hiçbir zaman bırakmadı ya Ertuğrul. Hatta haftaya parçaları çıkacak. Ya şey var, Mehmet abi Laedri İsviçre'ye taşındı. O süreçte hani bir dönem üretemedi falan, ama yani hiçbir zaman biz müziği bıraktık kafasına girmedi onlar. Peki ben yine sizden çok kısa bir özür Hı, tabii. dileyip şey yapsam. Ev yanmadan bir kez alıp geleyim Ha evet. tekrar. Tamam, Al hatta teşekkür ondan ederim. sonra geçen haftaki buradaki 4 demoya da bakalım. Rukus çok da ümidin olmasın. Aramızın problemli olması alakalı değil bu söylediğim şey. Hani çok da iyi bir şey beklemeyin oradan artık. Umarım yanılırım. Yani çünkü piyasa için gerekli olan bir beyindi. Bence. Ama yani çok da bir şey beklemeyin oradan yani. Geldim. Evet Yasin, o yüzden diyorum. O yüzden diyorum. Erkan, onu başta değindik o konuya. O dramaya girdik. Sufya ve Miraç'ın arasındaki diyalog. Rigor bu arada Indigo'dan bahsettim orada ya. Indigo'yu söylemişti. Rukus. Oradan çok bir şey beklemeyin dedim o yüzden. Ben tekrar edeyim, hani bu aramız problemli diye söylediğim bir şey değil. Hani önce hayata dönmesi lazım onun yani. O zaman geçen haftadan bir 4 tane daha demo alalım. Evet. O zaman Dara burada mısın? Chat'teki Dara 212. Onun attığı bir demo vardı. Devil Mike featuring Dara Bedel geliyor. Yine bir demolara bakıyoruz. Evet. Yeterli. Ya ilk arkadaşta net tonlama da yok. Çok düz okuyor. Ve hani Drill Beat'in sözleri bunlar değil sanki.
Dara ikinci arkadaşta belirtmişti attığı sırada parçayı. İkinci arkadaşta Dara'da ise bir ritim problemimiz var bariz bir şekilde. Biraz offbeat oldu. Vels atmamıştı abi. Perzingo. Ya da attıysa bir Zayn'e girdikten sonra attıysa o haftaya kalır. Bakalım ben bile bir şey yazsam haftaya alıyor yayın Abi başladıktan haftaya sonra. alıyor. Ya evet, ama yayın Yok başladıktan sonra. yani şey değil yani kötü bir şey demedim Çünkü şey var abi yani cumadan cumaya bunu yapıyoruz. Yani ben. Hı. 7 gününüz var abi yani son dakikaya kalmasın. Bir kötü bir şey demedim canım. Ya, yok bunu sen kötü bir şey dedin diye demiyorum. Ben neden bu konuda böyle bir kuralımız var diyorum yani. Çünkü bu sefer şeye dönüyor yayın esnasında işte Lan böyle de sanki ben bu hafta bir şey atmışım gibi oldu ama X öyle kişi bir 3 şey lira yok bağışladı ve abi Perşembe dinler misin dedi kafasına geliyoruz yani o öbür türlü çünkü yani. Erzurum. Bu zayıf bir demo. Yani geçerli bulmuyorum abi. Ama dediğim ek gibi olarak yani. vokaller de biraz İşte. şey Bak Dara diğer arkadaşa göre 2000'ler. evet Dara ilk arkadaşa Devil Mike'a göre daha tiyatral okuyabiliyor. Yani o vokaldeki atıyorum agresyon varsa agresyon gibi duygular bize geçiyor ama şey yok. Dediğim gibi orada bir offbeat problem var. İlk arkadaş da çok düz okuyor abi. Ve yani lirikler yine bu beat'in lirikleri değil asla yani. Rigor ben senin yazdığına Balkan yerine cevap vereyim. Donate niye yok bu kanalda? Yasal mevzular mı diye sormuş. Yo hayır. Donate var aslında ama şöyle LÖSEV miydi? LÖSEV'e yönlendiriyorum abi. Yapmak isteyenler LÖSEV'e gönderebilir şeklinde bir donate var. Ya çünkü ya şey değil. Bana şey saçma geliyor. Neden o kararı aldığımı da söyleyeyim. Hani ya oturduğumuz yerde elimiz ayağımız tutuyor abi. Hani bağış ve dilencilik arasında çok ciddi fark var. Hani mesela kimi yayıncı bağışı alıyordur. Atıyorum ama yayın yapmak için ya da işte işiyle alakalı bir şey için. Hani size o bağış karşılığında bir şey sunuyordur. Hani bunu finanse ediyordur. Ona eyvallah ama şey var. Abi köpeğimin maması diye yukarı donate bar koyuyor anladın mı abi? Bunun hani Kadıköy'de insanları çevirip 1 liranız var mı demekten bir farkını görmüyorum ya. Yani. İlla ve şey hani bu özellikle bizim yani Twitch'te şey var hani sadece bizim yayınlar değil başka yayınlarda da görüyorum ama bizim mesafeye bana falan şey çok geliyor. Yani atabilse insanlar 3 lira karşılığında parçamı dinleteyim diye bütün benim yaptığım konseptin işte yayının içine edip bireysel reklamını yapma peşine olan insanlar geliyor bir de zaten yani. Hani hiç böyle bir şeye gerek yok. Donate yapmak ya bağış yapmak, donate yapmak neymiş ya? Bağış yapmak isteyeni ben de seve yönlendiriyorum o yüzden. Ya Bir de Gözde şöyle bir bu şey arada var. Balkan ha. gerçekten işi için bir bağış alsa yapmayacak. O yüzden almasında bir mantığı yok. Yani buraya arkadaşlar yayınlarda şöyle ekipmanımı geliştireceğim, yeni bilgisayar alacağım dese bile yayın açmadığı için kendisi çok bir faydası olmayacak. Teşekkür. Tamam teşekkürler. Gözde atonalde ve hatalar da var demiş. Ya evet zaten çoğu rapçide özellikle demo seviyesi çok fazla yani doğru ton beklemiyorum zaten Gözde. Biraz bu tarz şeylere de göz ardı ediyorum ama. Dara yeni geldin demiş. Senin için çok kısa özetleyeyim. Hani tutmadı. Bizi almadı parça. Sen de offbeat problemin var. İlk arkadaş da çok dümdüz okuyor. Kabaca bunu söyleyebilirim. Ve yazdığınız sözler bu beat'in sözleri değil. Baktığın zaman. Bir hani bir şey var. Çok out of context kalma durumu var biraz yani yer yer. Pal hiç araştırmadım biliyor musun? Sufio şeyde var. Hakkımda kısmına girdiğinde donate kısmında şey var. Yönlendiriyorum. Yani. Öbür türlü çünkü şey yok. Hani kanalımda bağış yapmak için yukarıya ben üzerine tıklayıp LÖSEV'e gidebileceğiniz bir ikon yerleştiremiyorum. Hani onu çünkü atıyorum yayıncılara bağış alan Bino Game vesaire bunu yapıyor ama hani LÖSEV'le böyle bir şey yapamazsınız. Onun için hakkımda kısmında belirtiyorum ya. Daha seni de yorumladım tekrar. Hani genel olarak tekrar özet geçtim. Yayın tekrarından bakabilirsin. Daha detaylı yorum yaptığımız yere. Sıradaki demomuza geçiyorum. Shadow Fraternity Boom Bap Beat geliyor. Shadow galiba majör bir değişim olmuyor. O yüzden fade attım. Başarılı. Güzel, güzel sampling. Aa bu arada kaçırmışız. Ben hala şey Alt.box'ın sesini açmayı unuttuğum için. Dede Arif, sevgili Arif abi 33 izleyiciyle birlikte
bir baskın yapmış. Hoş geldiniz. Ben alert box'u kapalı unutmuşum. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Cenk hoş geldin. Dark Plus teşekkür ederim. Olumlu. Şey diyebilir miyiz peki? Bugün denediğimiz en iyi beat diyebilir miyiz? Hayır. Çok mu iddialı olur? Okay. Hayır. Ben şey yaptım nakaratına, kafamda scratch atıp denedim belki o yüzden. Ya yok okey. Kötü beat değil kesinlikle ama şey hani ben yine bu beat konusunda da ben hani şey Daydream'den Nancy Mockers diyeceğim çünkü 1'e. 2'ye de çıkın. Evet. 2'ye de çıkıntıyı koyarım muhtemelen. Okay. Murçan abi teşekkürler takip için hoş geldiniz. Arif abi tekrar hoş geldin. Kesinlikle kötü beat falan değil. Bu arada hani demin dediğim yorum yanlış anlaşılmasın. Güzel. Sadece yine şey var hani Shadow biraz daha üstünde birisi okuyacakmış kafasıyla beat yapıyor ya hani instrumental hip hop dinletmeye yönelik bir şey hani o değişimleri görmüyoruz hani 16 bar verse nakarat 16 bar verse izlenimi yani o sound bu sound için güzel bir tercih mesela daha önce bazı samplingleri daha limitli choplarla yapmasını falan önermiştim fazla hani fazla katman yapmaya çalışırken hani böyle bir ton bozukluğu oluyor demiştim ya mesela burada onlar aşılmış mesela attığı daha önceki işlere kıyasla. Başarılı. Eline sağlık Shadow. Çok teşekkür ederim abicim. Görüşürüz. Sırada. Bir demomuz daha. Matcap, Pop Smoke ve Abracadabra Type Beat geliyor. Evet. Yeterli bence. O yüzden fade attım. Baykan çok özür dilerim. Bir şey diyeceğim. Benim Discord komple gitti. Şu an bir kapatıp açıp geri geliyorum. Tamam abi. Ekranda bir şeyler çıkıyor böyle saçma sapan. Geliyorum ama. Tamam abi sen git gel. Ben de muhasırlı Old If'in parçayı ekleyeyim o sırada. Mali gelene kadar ben yorumlayayım. Abi slide ve roller biraz yoğundu Emir. Hemfikirim ama rahatsız olmadım. Sampling'i bayağı beğendim. Ve Cenk de doğru bir tespit. Bence evet buradaki clap tonu biraz değişebilir. Yani tonu değişebilir. Ama kesinlikle kötü bir iş değil. Beğendim ben. Güzel beat. Malicim hoş geldin. Dinlediğim bir tarz değil ama ben de sevdim bu arada. Yo, güzel dediğini bir... kaçırdım tabii doğal olarak ama. Yo, şey dedim abi sampling'i bayağı beğendim. Cenk'in de dediği gibi chatte hani clap tonunun değişmesi gerekiyor. Yani, hatta belki oraya daha tatlı bir 88 snare gelebilir. Sampling'i beğendim. Hani hi-hat rollerin bir yer yer yoruyor gibi oldu. Katılıyorum orada da. Ama kesinlikle yani geçerli. Ben dinlerken sıkılmadım. Slide'ları ben beğendim mesela. Şey, chat'te slide'lar da yordu denmiş ama ben beğendim slide'ları da. A2A slide'larından. Memin banında bu değil mi? Evet. O zaman son demomuza geçiyorum. Sonra listemize devam edeceğim. MP3'leri de biraz bir şey 2-3 ay daha dinleyip MP3'lere öyle bakarız. 2 haftalık demo biriktiği için geleceğiz onlara. Sırada hiç ölümü gördün mü geliyor. Evet. Arkadaşlar geçtim. Azurvet'in demosuydu. Hiç ölümü gördün mü? Şöyle vokal tercihini bir kenara koyuyorum. Kesinlikle yanlış bir tercih var burada. Hani köksal rol model olmamalı. İkincisi burada mesela işte burada normalde mix demolarda sizden gelenlerde mix'i görmezden geliyorduk ama burada bir sıkıntı var. Hani orada ses arttırımlarını ben yapmıyorum arkadaşlar. Hani o vokaldeki o açılıp kısılmalar falan kendiliğinden oluyor. Burada çok ciddi bir mix sıkıntısı var. Hani bu da dinlemeye büyük oranda engel teşkil ediyor yani. Evet, benim de kulağım bir an yükseldi, kısmaya çalışıyorum, kısılıyor, dengeyi tutayım diye ben açıyorum orada tekrar falan, orada gittik. Yok ben yapmadım Sofya. O parçanın orijinalinde var, bu yüzden de es geçiyorum. Beat'le beraber artıyor evet 216. Hatalı bir tercih var burada. Bu demoyu beğenmedim. Burada mesela şey, burada isterseniz mix önerisi yapacağım çünkü burada dinlemeye engel olacak bir şey var yani. Bunu yapmamanız gerekiyor.
Normal şartlarda mix gömmüyoruz ama. Hakkında ne düşünüyorsun alındı? Avatar The Last Airbender. Film berbattı. Animeyi severim. Ama bence Legend of Korra daha iyi. Bence. Ama yani. Sence Mali? Ben izlemedim ikinci söylediğini, o yüzden bilmiyorum. Devamı. Avatar'ın torununun başından geçenler diye İzlememiş de, o özetlenebilir. yüzden kıyaslayamayacağım. Filmi çok kötü Parzino Ama ya. Avatar'ın filmini izlemedim ben galiba ya. Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Anime izliyordum da filmini izlemedim galiba. O belki şeye de abi yapma be demiş Hatırlamıyorum. olabilir. Hani ben 2'yi daha çok beğeniyorum dediğim için. Evet ona demiş. Korra daha kötü Avatar'dan dedi. Değil mi? Ben daha onun dünyasını daha çok sevmiştim ya. Ama film gelmiş geçmiş en kötü filmlerden biri olabilir ya. Kopmaz onu hiçbir fikrim yok. Hani onu muhtemelen Perzingo yanıtlayabilir sana. O zaman demolardan çıktık. Ne kalmış? Hannibal. Yani HNNBL daha doğrusu ben Hannibal olduğunu varsayıyorum. Kül geliyor. Unique'ten gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hatırlıyorsun. Evet. Uf, geçtim abi. Benim demolarda mesela Dara'nın attığı demoya yaptığım yorum aynen geçerli abi. Neden bu kadar ruhsuz ve tonsuz okuyoruz? Dümdüz. De çünkü bak burada bu sefer demoya kıyasla daha sardım. Çünkü bu Unix'ten geliyor. Profesyonel dağıtımcıdan geliyor bana. Fark bu. Hayır yani. Abi demo gerçekten demolarınızı profesyonel şirketlerden yayınlamayın arkadaşlar. Ya müziğin iyiliği için yapmayın bunu ya. Klasik. Katılıyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum Abi sana. Direkt gerçekten olarak. hani %100 katılıyorum. burada olumlu bir şey görmüyorum. Sıradaki iş Nette'den geliyor ama Nette olarak gelmiyor. Yani şey bilindik isim. Funkisi. Ogün Dalka, DJ Funkisi ve Serena No Coke geliyor. 2K21. Hadi hayırlısı. Tamam yeter. Fazlasıyla yetti. Evet. Birilerinin emeklilik vakti çoktan gelmiş gibi geliyor bana ama sen ne diyorsun bilmiyorum. Yani. Yok ya, Funkisi hep böyleydi zaten. Eskiden de böyle Funkisi yani. Funkisi bu muhtemelen şeyde kendi yayınlarında çalsın diye yapmıştır ben. Evet bak 3 botu 4 yani botu 34 abi çok doğru bir yere geldi. Bu aksamla ne İngilizce liriyi diye abi zaten lirik yok ortada da yani daha önce şeyde demiştim ya yine aynı ekibe referansta bulunacağım. Daydreamers and Nonsmokers'a değindiğimi demiştim ya abi çok kötü İngilizce vokaller görmüştük daha önce bunlar yine iyi diye hani ya bunlar iyi ya bunlar yine iyi derken hani Hazel da bu kategoriye sayarım hani düzgün İngilizce düşünerek yazıyorlar çünkü abi Mr. Brown'lar, Funkisiler falan iyi ki artık yani iyi örnekleri çıktı yani. Çok kötü İngilizce vokaller çünkü abi. Çok kötü İngilizce vokaller ki Funkisi kaç tane Amerika'da yaşamış birisi ya. Hani hala Türkçe gibi düşünüp yazmaması lazım. Yıllardır aynı dümdüz Ben... rapler duyuyoruz ya. Yok aksan şey aksanlı değilim Sofyu. Kesinlikle yanlış anlaşılmayayım. Burada şey değil. Aksan şey mikte değilim. Şöyle iki dilin gramer yapısı farklı ya. Bizimkilerde özellikle bu Mr. Brown'da çok vardı. Vurguları yaptıkları yerler falan Türkçe düşünüp sonra İngilizce çevrildiği için cümlelerin çoğu muhtemelen. Hani İngilizce olarak vurguyu yapmayacağın yerde vurgu duyuyorum. Funkisi'de de aynı şey var. Bu aksandan dolayı oluşan bir şey değil. Bu Türkçe düşünerek yazıp hani İngilizce söylemekle alakalı. Bahsettiğim problem. Hazel'da dinleyeceğiz Clarence'ı bu arada. Hani bahsettiğim problem bu. Yoksa şey değil. Aksan. Ya UK'de dinliyoruz. Orada da ayrı bir aksan var. Ha şimdi daha anlaşılır oldu. Evet yanlış anlaşılmasın dediğim podcast bazında da. Yani şey de demiyorum. Hani bu aksanlar ne böyle kaç sene Amerika'da yaşadın derken aksanını kastetmiyorum abi. Kesinlikle hani İngilizce verse böyle yazılmıyor abi. Türkçe yazılıp İngilizceye translate edilince böyle oluyor. Ortaya çıkan işlerin çoğunda. O problem. Translate edilince mi? Öf, plaza dili gibi konuşuyorum. Tercüme edilince. Heh. Şimdi Arapça konuşma. Okay. Çevrilince diye bir. Oğlum sen MHP'ye mi üye oldun? Ne yaptın? Biliyorsun MHP'de kimse Türkçe konuşmuyor. Doğru söylüyorsun artık. Çok çizgileri Yani çok değişti onların. gerçekten yani birkaç kişi
Böyle önüme düştü abi. Hepsi Arapça yazmış. Hiçbir şey anlamıyorum yazdıklarından. Konuyla çok bağımsız ama. Ferhat da konudan bayağı Zerdeşir direkt. bağımsız bir şey sordu. Kontkar Beamer boyuna sahibi sence. Kontkar'ın iyi işlerinden bir tanesi. Şey anlamında mı soruyorsun ama o önemli. Yani İngilizce yazım anlamında mı soruyorsun? Konuyla alakalı olabilir eğer öyle soruyorsun. Konuyla alakalı o açıdan diyorsak evet Kontkar ve onun işte Türk ama Amerika'da yaşayan bir grupta birileri vardı ya Mindless Grammys mi de emin değilim. Evet. Ya mesela şey değil Mindless Grammys'in tarzı bana asla geç örnekle birlikte çocuklar en azından dediğin gibi İngilizceyi İngilizce olarak yazıyorlar yani. Ya cümle sonunda kafiye duymuyorsun mesela. Cümle sonunda kafiye dedim. Cümle sonunda vurgu duymuyorsun mesela orada. Vurgu olması gerektiği yerde yüklemde var. Mantıken en basitinden. Abi benim İngilizce ne seviyede? O kadar uzun süredir kullanamadım ama kitap okuyarak falan yerinde kalmasını bıraktığım yerde kalmasını umuyorum ama pratik olarak hani turistik bir seyahat falan olmayınca bir senedir hiç kullanmadığım aktif olarak hani günlük konuşmada kullanmadığım bir dil var ortada. Hiçbir fikrim yok o yüzden. Ama aksam var bende de tabii ki. Yok, şey değilim. Hani direkt şey gibi değil. Hani Hintliler kadar bu kulağa batan bir aksanım olduğunu düşünmüyorum. Ama ya yani yine de aksanımız var hepimizin. Çünkü Türkiye'de öğrendik yani. Ama ya şey var. Özellikle yurt dışında yüksek lisans veya işte iş yüzünden falan bir süre çalıştığınız anda otomatikman zaten yerine oturuyor her şey. Yani o şey. Aslında çoğunuz İngilizce bilmiyor değilsiniz. Pratik olmadığı için çekingen konuşuyorsunuz bu arada toplum içerisinde. Sen de onu fark etmişsindir abi. En başta atıyorum bir haftalık bir seyahatte ilk günlerde böyle cümleleri düşünerek kuruyorken ondan sonraki günlerde falan aktığını fark ediyorsun sen de mesela. Biraz kullanmamaktan da Ya çekingenlik oluyor insanlarda yani. benim şu anda değil ama uzunca bir süre yurt dışından da çoğu müşterim, yani müşterilerim de çoğu. Bu ara birazcık Türkiye'den denk geldi. Onlarla mesela sürekli işte görüşmeler yapıyorduk. O sırada daha akıcı konuşmaya başlıyorsun ama ben de mesela son 2 aydır falan hiç kimseyle görüşmedim. Muhtemelen benim de gerilemiştir bayağı. Ha, bu arada şey Yeditepe'de öğrenmedim. Yeditepe insanlar hiçbir şey öğretmiyor. Oh. İnanın Emre, evet gördüm. niye buraya şimdi Polis çevirici girdin? açılıyor. Gördüm onu. Abi. Yeditepe gerçekten dil öğretmiyor size. Çünkü şey var. Şunu gördüm. Ha, ben hazırlığı atlamıştım Yeditepe'ye gidiğimde de zaten de. Benim aynı yabancı dille eğitim veren okuldan giden arkadaşlarımın arasında hazırlığı atlayabilen iki kişiydik. Yeditepe'nin öncesi de vermiyor o eğitimi yani. Lise seviyesinde de öyle bir İngilizce eğitimi vermiyorlar. Kendi çabanızda oluyor. Yeditepe'de de mesela 2 sene hazırlıkta uzatma şansınız var. 3. senede sizi okuldan atmıyor. Mecburi sınıfa taşıyor zaten. Yani bizim İngilizce olması gereken derslerimizde Arkadaşlar. de şöyle bak, şöyle söyleyeyim. Sabancı'da da belki sen sanat tarihi dersi almış mıydın Sabancı'da? Yok. Ha, ortak bir hocamız olabilir diye dedim. Hem Sabancı'da hem bizde ders veriyordu. Yok Kadrosu abi. Sabancı'da hatta galiba hocanın. Benim sanat tarihi hocam. Markus Graf abi adam özbeöz Alman. Dersini İngilizce anlatması lazım. Adam Türkçe öğrenmiş. Hani Abi Sabancı'da bir tane Fransız hoca vardı. Bir tane evet. de bizim grupta yani benim böyle iki yanımda oturuyordu. Beraber proje yaptığımız çocuk. O da nereliydi ya? Singapur mu ne galiba? Bunların ikisi bir İngilizce konuşuyor. Bir tek birbirlerini anlıyorlar. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Ya. Mal gibi bakıyoruz Yok bahsettiğim bütün o değil ders. hani Yeditepe'nin İngilizce Biliyorum eğitimi bazında biliyorum. diyorum. Yani o Hoca deyince hazırlığı aklıma atlayıp geldi. oraya gelmiş insanlar hocayı anlamadıkları için Alman adam İngilizce ders vermek üzerine okula gelen Alman adam Türkçe öğrendi abi. Ve bayağı Türkçe anlatıyordu. Emre'nin yazdığını açıklayayım mı? Rigor çok iyi bir tercih Bir yapmışsın. İyi ki kafamızı yazmamışsın. dağıtayım. Anlat anlat. Polis çevirince açılıyor. Emre ile beraber Bosna Hersek Karadağ turu yapmıştık böyle ufaktan. Ve ben böyle hiç İngilizce konuşmuyorum. Hep bunlara bırakıyorum. Onlar konuşuyorlar. Ben zaten çekingen bir insan olduğum için o konularda hiç girmiyorum o tabi. Onlar hallediyorlardı bütün işleri. Ben de yani kenardan izliyorum. Siparişleri falan da onlar veriyor. Gayet iyi oluyor. Ama bir an vardı böyle Emre arka koltukta uyuyor. Biz bayağı araba kiralayıp çünkü 1000 kilometre falan yol yaptık yani o zaman. Evet dolar o zamanlar 1,80. Gerçekten vardı. Aynen öyle. Yani de şu araba kiralıyoruz ve iki ülke geziyoruz yani gerçekten 1,80. Ne diyordum ya? Doların 1,80 olmasına gitti şu anda kafam çok üzüldüm yani. Bu Karadağ Bosna Abi gezisi. gidiyor işte arabada gidiyoruz arkada Emre de uyuyor arkada. Biz böyle bütün Bosna'yı gezdik, Karadağ gezdik. En son Karadağ'dan çıkacağız. Araba da Bosna'dan kiralanmış. Yani Bosna plakalı. Bir yerde hız tabelası var.
Ama öncesinde de bir viraj var. Virajı dönünce hız tabelasını görüyorsun. Ben burada bir küfür edeceğim, çok özür dilerim. Pezevenkler tam viraja koymuşlar polisi. Abi virajı dönüyorsun, hız kamerasını görüyorsun, 80 yazıyor hız kamerasında. Yani orada yavaşlayan şey tabelasında. Yavaşlayamazsın orada, imkanı yok, ihtimal yok yani. Polis çevirdi ve ceza keseceğim ben size dedi. Aynısı Tekirdağ'da da var bu arada. Her yaz bize abi, öyle EDS geliyor böyle. Orada EDS de değil, bayağı bildiğim Balkan sistemi yani. Boktan bir sistem, bayağı boktan bir sistem. Polis direkt çevirdi. Ben o iki dakikayı hiç hatırlamıyorum. Emre sonradan anlattı. Arka koltuktan böyle gözleri açılarak kalkmış. Ben adama şeyi anlatıyorum. Virajı döndük, hız tabelası burada. Hız tabelası ileriye şuraya kadar ceza kesemezsin teknik olarak falan diye adama böyle 40 saat açıklama yapmışım. Hiçbirini hatırlamıyorum. Emre az önce ona laf attı. Sen İngilizce konuşabiliyor musun dedi. O yüzden polis çevirirse konuşabiliyorsun diye laf attı biraz önce. Ben de az kalsın. Ve ceza yemeden çıktık bu arada. Allah'ım Balkan Dağı'ndan ceza yemeden çıktık. Ben de yani şeyde fark ettim. Az kalsın Sticky Fingers'dan dayak yeme ihtimalim olduğu bir an vardı hayatta. Hani o anda toplu. Hani açıklama yaparken çok akıcı konuştuğumu fark ettim bu arada. Ya. Küfür mü ettin ama? Yok be şey. Abi ünlülük tribi öyle bir şeymiş. Orada gördüm ben onu. Şey çünkü. Bizim Özer var. Bir kere falan chat'e gelmişti. Eski ZRS. Çekya'da yaşıyor. Bizim de turne orada o sırada. Ben de akşam Özer'le buluşacağım. O bana konum atıyor falan WhatsApp'tan ama kulisteyiz o sırada. Şu şekilde telefon tutarak mesajlaşıyorum ama bu da tam şeydir yani. Ünlü biri varken biri fotoğraf çekmeye çalışır görüntüsü ya. Ki adamla abi turnedeyiz hani sen de zaten kaç tane fotoğraf çekildim niye yapayım öyle bir şey ama o öyle bir durum zannetti. Geldi abi telefonda bakabilir miyim? Mesajlaşıyormuş gibi gösterip fotoğraf çektiğini düşünüyorum dedi bana tamam mı abi? Ben de abi direkt şey yaptım. Balkan durur mu? Erman yapıştırmış abi şu an. Yok dedim akşam arkadaşımla böyle plan yapıyoruz abi oraya gideceğim. Hani, ama ben bu kadar akıcı konuşabildiğimi orada fark ettim büyük ihtimalle yani. Hani, Allah Allah diyor böyle. O zaman arkadaşlar konuyu şöyle özetlersek. Telefonu dur bitmedi. Telefonu çevirdim abi. WhatsApp, dedim al galeriye bak en son zaten beraber senin eliyle elinden çekilmiş selfimiz duruyor abi mantığı. Ha kusura bakma biraderim falan dedi. Sonra normal hiçbir şey yapmamış gibi takılmaya devam ettik bir hafta boyunca daha yani. Çok garipti. Bu arada aşırı saçma bir hareket bu arada. Evet. Kendisini kınıyorum burada şu an. Yani. Çok da şeyinde de yani. Yine de bir kınamak istedim. Bundan bir sınav var arkadaşlar. İngilizceyi ya yerinde yiyeceksin. Ya yumurta bir yerinize dayanırsa ya da dilini değerek öğretiyorsunuz. Evet. Teşekkürler. Devam edelim yani, mi? Gerçekten sık kullanınca aşılıyor ya. Şey çekingenliğinizi dert etmeyin. O oluyor. Evet Yasin. Yüksekti biraz Tekin'in kafası o sırada. Bayağı güzeldi. Belli zaten. Belli. Yani. Trollüğüne keşke başka bir fotoğraf gösterseydin adama. Senin fotoğrafını çektim diye. Ben o zaman yapardım. Sonra turne sözleşmem ne iptal. Ne iptal. Sırada. Ali Kadı kıyamet geliyor. Çat diye geçtim bu arada. Evet bayağı hızlı geçtim. Olmamış. Ali abiyi severim ama olmamış. Fade attım. Kendi şarkıya tek cümlelik bir yorum yapacağım sonra sana bırakıyorum hemen. Çok özür dilerim. Ali Kadı'yla Belaltı İlkokul Fişleri isimli şarkıyı dinlediniz. Teşekkürler. Evet bu olmamış. Kendisini şeyden hatırlıyor musun bilmiyorum sen. Flint of Family vardı. Evet. Flint of Family'deki Ali Kadı, hani yine o da eskilerden dönüş yapan isimlerden bir tanesi ama yok, çok zayıf olmuş bu sefer. Ali abiyi de dediğim gibi çok severim ama bu sefer olmamış. Katılıyorum yani. Çok basit sözler, hani bir şey eleştiriyor ama çok yüzeysel kalıyor ve delivery'de de zayıflık var. Katılıyorum. O zaman son 3 parçaya, son 4 parçamız kaldı. Yine demolara bakacağız daha. Nereden baksanız bir yarım saat daha buradayız ama bir de en geç kapatmış oluruz. O zaman Old If ve Muasır Kaç Kurtar Kendini geliyor. Evet. Bence yeterli. Fade attım o yüzden. Sen mi girmek istersin? Yok sen gir abi. Abi şöyle. Prodüksiyon çok tatlı. Hani yani Old If zaten benim beğendiğim prodüktörlerden birisi. Enforonem'den biliyorsunuzdur kendisini. Hı hı. Ya, yine yakalamış abi. Güzel iş. Ama Rigor'a katılıyorum. İyi ama sıktı. Çok uzun demiş. Katılıyorum ve bunun sebebi de kötü aranje. Parça hiç es vermiyor abi. Hani bir yer... Ben bununla ilgili olumlu bir şey söyleyeceksin sandığım için sana bıraktım. Yok abi. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Sen olumlu bir şey söyleyeceksin. Yok.
beat bayağı yakalıyor güzel ama aranje sıkıntısı var abi, parça hani sürekli aynı çizgide abi. Bir tempo Evet. düşür, bir tekrar yükselt falan. Hani vokal de kötü değil bu arada. Hani tonal olarak falan bir sıkıntı yok. Ama yani şey var. Aranje lazım buna abi. Bu halde aşırı yorucu bir yere yelken açıyoruz yani. 3 dakika olmasına rağmen sıktı. Ama yani Bu işte beat'e ben bayağı şeylerden kafada salladım. Hani Old If bayağı iyi iş çıkarmış. Bunun sıkıntısı aranje. Ama yine de günün iyi iyi ama, iyi ama işlerinden biri. yoran şarkı. Bizim kötü ama yoran şarkılar var Evet ya, bu evet da iyi iyi ama ama yoran yoran şarkı. şarkı. Evet. Bu aranjereyi ya çok çok daha kısa olması lazım ki aslında yeterli 3 dakika ama işte aranje olmadığı için çok uzun geliyor. Ya da iyi bir aranjeyle tekrar bir remaster falan yapmalarını öneririm. Yani Sen olabilecekken olmamış demiyorum, yine de olmuş iş. Hani bizim burada dinlediğimiz çoğu şeyin yanında bu günün en iyi işlerinden bir tanesi benim için yani. Bir evet. değil ama iyi işlerinden bir tanesi. Şeyin şarkılarına benziyor ya. Nasıl okunuyordu tam emin değilim. Yani Atlas RB diye yazılıyor ama belki RB falan diye okunuyordu. Atlas RB'nin bir tane şarkısına çok benzettim onu Hiç şarkıya tam. beğenmediğim bir sanat mesela benim. O grubun Ben sanatı. seviyorum ya genelde. Orada bizim şeylerden de birisi var. Kimdi ya? Eskiden rap yapanlardan da birisi var galiba. Of şey. Harun Adil'in eski ekürüsü, unuttum ismini. Unuttum ben de şu an. Onur Uğur. Yani güzel fikirler var ama aranje ile biraz ezilmiş çoğu şey. Eksisi bu parçanın. Yine de günün geçerli işlerinden biri ama. Aa bir de şey vardı. Miraç'ın attığı bir şey vardı. Ben ilk kez duydum bunlar kim diye de Miraç bir bak bakalım demişti. Yeni çıkmış. Onlar gelsin sonra demolara bakalım son 3 şarkımıza geçelim. Dirty featuring Hasso. Miraç bunlar nasıl nickler? Duvar geliyor. Tamam yeterli. Miraç bunu beğenerek mi attın yoksa arkadaşlarına torpil için mi attın? Bunun bana dürüstçe bir cevabını verir misin? Çünkü benim daha önceki yayınlarda Çakal Label işte ve bir tane daha vardı. O organize için yaptığım o şey o bir beat versiyonları onun kanka. Ben MC bazında diyorum. Ha, okay. Onlar için yaptığım bütün yorumları tamamen arkadaşlar için de geçerli çünkü abi. Of. Yani. Yine çok paşanımdayız yani. Yine çok Almanya'dayız. Ama kötü Almanya'dayız yani. Bir iyisinde değiliz. Sen nasıl buldun bilmiyorum Almanya'nın da iyisi kalmadı. ama. Ya, gerçi evet. Ya rap müziğin iyisi. Neyse girmeyeceğim o konuya. Çok üzüldüğüm bir konu ama. Ya, o 2 hafta o önceki kadar haftalık değil de. global de benim kanka kabuslarıma giriyor. Öyle bir haftalık globaldi o da. Burak Ben bunu onun biliyordur. Bunu sonuna sen... yetiştim. Burak Ben bunu onun sonuna söylüyordur. yetiştim. Ekranda iki tane zombi vardı zaten, gördüm onu. Ha, Miraç demiş ki ikinci gelen arkadaş kendisini bayağı severim. Yeni klipleri atayım dedim. Eyvallah Miraç. Hani... Ama yani biraz orijinallik ya. Ve hani çok kötü bir akım. Şu anki akım çok kötü bir akım ya. Biraz bundan çıksınlar. Hani böyle dedi dersin hani beni vurmayacaklarsa. Değerlen sö sö yani söylediklerimi değerlendirip ciddiye alacaklarsa hani abi biraz daha farklı kafalara girsinler ya. Sofya hoş geldin tekrar. Hissettirdi. Cenk yok. Yiyi hariç diyeyim onun yerine demiş. O yüzden hoş geldin tekrar diyorum. Güzel şakasıyla dahil oldu tekrar. Ay. O zaman demolara geçelim mi? Ay, geçelim. Aa, Bananacığım hoş geldin. İlk olarak Akçay. Yoruldum geliyor. Mix Mastering'i de fark yapmış, belirtmiş. Hadi bakalım. Ben başlattım. Evet. Sonunda majör bir değişim yoktu diye düşünerek fade'imizi attım. Nasıl buldun Yok, Mali? zaten şarkının da sonunda fade out var. Ben Ha baktım. tamam. Evet Zari geleceğim oraya ben Abi, de. şarkıda eksik bir şey var ama ne olduğunu çözemedim ben ya. Yalan değil yani. Anlamadım ne olduğunu. Farkın beat mixini kötü bulmadım bu arada ama şey mesela abi oradaki gitar slide'ını keşke yok etseniz. Hani iyi durmuyor burada. Biraz kulak tırmalıyor. Mix bazında. Hani çalınan gitarın slide kısmı. Fark etmişsindir sen de muhtemelen. Ama benim dediğim o değil yani. Genel olarak şarkıyla Yok ilgili onu eksik olan bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. şöyle bir Akçay da biraz vurgusuz okuyor. Çok hissiz okuyor abi. Eksiklerden biri bu ve Akçay burada yer yer off beatsin. Sufya doğru söylüyor. Yer yer off beatsin. Evet, ben de katılıyorum bu arada Yani Sufya'ya.
Yani şey değilim demişsin ama yok offbeatlik var. Bir eksik gelen şey de Emre de teyit edecektir bunu mesela. Hani ki Emre'lerin de albümü çıktı arkadaşlar. Bir şans vermenizi öneririm. Emre diye yazınca çıkmıyor herhalde değil mi? Bir piyanist Santor. Tutasan... Piyanist Santor abi chatteki. Hani kendisi infoyu verir. Gerekli infoyu. şey. Mesela burada da sen de yakalamışsın Emre. Yine bir yer yer prozodi hatalarımız var. Esas eksik gelen şeyin sebebi de bu biraz. Hani heceler oturmuyor abi. Beat'e yer yer. Bununla da alakalı. O olabilir. O olabilir bak. Emre şu albüm ismini ya da Spotify linkine VIP'sin bırakabiliyorsun. Chat'e bırakır mısın rica etsem? Biz de faydalanalım. Evet. Lütfen Emre. Niyan kardeşim olan Emre albüm çıkardı diye bir heyecanlandım ama değilmiş. Değil mi? Haberimiz yok böyle gitmiyor. Yani biz, aynen. Biz yüksek lisans doktora yapıyor diye biliyoruz Almanya'da. Çocuk orada böyle şey Kul Savaşı'nın altında albüm yapıyor değil mi abi? Niye Kul Savaşı abi? Ya iyi bir şey olsun. Özellikle... Yani çünkü Emre kaliteli abi. Bir insan kötüye gitmez gibi geldi yani. Hani Katar'la işi olmaz gibi geliyor. Vizyonu zaten var Emre'nin yani. Zaten terörist değil yani sonuçta. Arkadaşlar geçerli iş mi derken ya çıtayı yani nereden aldığına bağlı bu geçerli iş kıstası. Yani sana tavsiyem hiçbir zaman oldum dememen lazım. Sürekli hani kendini geliştirmeye çalışman gerekiyor. Birçok işe göre geçerli ama birçok işe de geçerli değil. Hani politik cevap vermek için demiyorum. Hani bu geçerliliği nereden aldığımıza bağlı. Hani. Çok güzel özetledin yalnız. Birçok işe göre geçerli ama birçok işe öyle göre de abi yani geçerli değil. Şimdi şey var. Biz bugün hani Fuchs'un işine bakıyorsak geçerli. Yani ya da Sakorf'un işine bakıyorsak geçerli. Ama işte demin dinledik. Yine aynı ismi Ama örnek zaten vereceğim. Bunlarla kıyaslıyorsan da yapma zaten yani. Ama yani ya Daydreamers ve Nansen Walkers'ın bugün dinlediğimiz çok güzel bir işi vardı. Hani haftaya çıkacak ama biz yayında exclusive dinledik. Biraz erken dinlemiş olduk biliyorsun. Hani Daydreamers ve Nansen Walkers'la kıyaslıyorsak geçerli değil. Hani bu açıdan diyorum. Hani kıyasın nereden aldığına da bağlı bu biraz yani. Kurtlar Vadisi Evren Paşa sahnesi. Enter. Hayır. Ama evet vurguyu arıyorum ya. Sampling serbest. Oo, teşekkürler Emre'cim. Sıradaki işimiz. Yine demo, 4 demomuz daha var. Sonra Şeyin Şah, No 1 ve Hazel'ın işleri var. Kalın bugün için. O zaman veteran gelsin. Veteran Japon Jazz geliyor. Hadi bakalım. Evet, fade attım. Veteran güzel ama Master'da yine sana önerim. Bir tık gain'i arttırman yönünde yine biraz kısık sesim sonda olmasa rağmen bir tık kısık duyuyorum ama bir önceki kadar hiç duyulmayacak bir şey yoktu ortada. Güzel sampling, aşırı çoplayayım ve bunları bir araya koyayım kafasından çıkmana sevindim. Geçen hafta bu eleştiriyi yöneltmiştim sana çünkü ya bu kadar da dolu gelmesine çalışma çünkü bozabiliyorsun demiştim. Burada daha doğru bir sampling görüyorum. Şey hariç... Vokal çoplamışsın ya abi. O vokalleri mesela iki kere döndürdün yeter. Onu daha da uzatıp daha kısa çoplarla tekrar sonuna doğru yaymasan daha tatlı olurmuş bence. Dinlediğimden aklımda kalan başka ne var? Davullar güzel. Başarılı, genel olarak başarılı. Evet, abla çok döndü, evet. Ben bu arada sen konuşurken arkada dinlemeye devam ettim. Benim hoşuma gitti. Yok, kötü değil, kusura kesinlikle bakma. Kötü ama sen de duyuyordum o yüzden. Yok, kesinlikle kötü değil abi. Kesinlikle kötü değil zaten. Sadece önerilerim bunlar. Zaten arkadaşlar kötü olsaydı Baykan büyük ihtimalle bak aslında bu böyle yapılır deyip aynı sample olan beatini çıkarıp buraya koyardı yani. Aynı öyle bir şey sample'la yapmadım. Beatim yok bir. İki. Oza koyardın ama. Hayır koymazdım. O da kötü olduğu için koymamıştım onu abi. Ben onu örnek vermek için koymuştum. Öf. Ben bilmem. Evet genel vibe'ı başardı bence de. Boş boş bir hareket değil. Sen nasıl buldun? Ben bence yeterli yorum yaptım abi. Arkada dinlemeye devam ettim güzel olduğu tamam, için. Tamam. O zaman ilerliyorum. Bu arada çok tatlı oldu senin vokalin üstüne böyle. Çok çiğ. Hoşuma gitti. Ben galiba Baykan'a bir gün şarkıyı yaparsam bu beat'i kullanacağım. Peki. Sırada. Shader Weird geliyor. Evet. Sonuna geldik. 1 dakika 30 saniyeydi zaten. Shader'ın işinde veteranın dediği yoruma güldüm de ama tekrar bunu da podcast için dile getireyim. Hani
Kafamın içinde Jack fanlarına küfür ediyor şu an dedim. Evet, gerçekten çok doğru bir beat type tanımı bu yani. Type beat tanımı. Şöyle abi, AD8'lerin tonunu beğendim. Davulları beğendim. Trafik iyi. Sorun şu abi, kullanılan VST'ler. Hani dediğim ya, hatta ilk başta abi bu synthesizer'ı umarım hani Şahin teknosuna geçiş yapmayı, çünkü bu synth dedim yani. O biraz korkutmuştu. Neyse ki oralara bağlamadık, ama burada kullanılan VST'lerde biraz problem var. Yani çok yapay ve kötü sesler bence. Evet, synth sound absürt biraz bir de. Hani çok da böyle gerçekçilik aramıyor, ama iyi sesler değil ya. Çok hani şey duruyor. Ucuz duruyor sesler, ses bankası. Daha iyi ses Tiz bankasıyla. konusuna da katılabilirim ben Evet, tiz burada. konusuna da katılabilirim. Tiz frekanslar kulak deldiği yer yer, ama özellikle davul ve Çok da şey rahatsız etmese de. parça trafiği ve davullar geçerli diyorum. Arda dinlemedik daha. Dinleyeceğiz şimdi. İki demomuz daha kaldı. Sonra Hazel dinleyeceğiz. Sonra da şeyin Şahmen O1'i var. İlerliyorum abi. Yaktu, Verusleo göndermiş bunu. Yaktu, koşamam hiç geliyor. Şöyle. Aa, bunda da biraz zor duyum alıyorum. Çünkü beat çok altta. Vokale göre. Burada da kötü mix var. Beat'te iyi fikirler var gibi demiş biraz da. Evet, ama galiba free beat. Vokalde ise hep bahsettiğim dümdüz okuma problemi burada da var. Yer yer ton dışıyız. Bir ara mümkün. İnternetimizin verirse mümkün. Ne diyordum? Ha, bir yer 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 ton yer dışıyız. konuşuyoruz. Evet, ve şey var. O, burada da aranje sıkıntısı. O düşüşü bekledim. Hani ya bridge ya nakarat bir şey gelsin, ama hep aynı flow'la o dümdüz vokal sürekli devam ediyor. Ve bu kainatın sırrını da versen bana lirikal manada, beni o parçada tutamıyorsun abi bu şekilde. Yani. Öyle ama yani. Kainatın sırrını anlattığını düşündüm. Aa, Ve onu Baykan Barlas'ın Twitch kanalına sizden gelenlere atıyor, kainatın sırrını. biz bu yayında Muazzam olay yani. biz bu yayınlarla rejimler değiştirdik. Cibuti'de mi, nerede olmuştu, hatırlamıyor musun? Bu yayının gücünü Amerika'da küçümsemek. değişiyordu neredeyse be. Değil mi? Bu yayının gücünü küçümseme kardeşim. Amerika'da değişiyordu. Yani. Ya sen nasıl buldun? Ben de birebir katılıyorum sana. Ve ilk verse'ün sonlarına doğru birazcık sıkmaya başladı bende. O tek düzelik. Sonrasında da nereye kadar dinledim sana bilmiyorum ama muhtemelen aynı anda açmışızdır. Aynı yere kadar dinlemişizdir. Muhtemelen. Bu bayağı yoktu yani. Yoksa iyi bir yere gidebilecek gibiydi de. İşte olmadı. Beklediğim şeyi alamadım ben. Sırada son demomuz bugünkü. Uno Gringo Not Actual geliyor. Evet, geçtim. Bir dakika kadar dinledik, yeterliydi bence. Çünkü abi armonik hata var melodide. Ya yani kulağın, müzik bilmesen de kulağın şeyi yakalıyordur. Hani melodi bir yere gitmiyor farkındaysan. Davullarda çok erken dönem, hani ilk beatimi yaptım davulları, ki benim de böyle beatlerim var 2004'te 2005'te. Hani hep her prodüktörün, her müzikte ilgilenen kişinin bu tarz davullar yazdığı işler var. Daha çok yolu var. Cem, yayın öncesinden gelenleri alıyoruz çünkü internet yok oluyor, ben Discord'da falan yeni bir şey eklemeye çalıştığım zaman. O yüzden sana özelden dönüş yapayım. İznin varsa, daha önce attığını çünkü yayında değil özelden dinle demiştim. İznin olursa haftaya yayında da alırız onu. Ben de devamına baktım da switch olan var mı diye. Arada bir değişecek gibi oldu da Abi devam çok etti. erken dönem beat'i, yani çabalamaya devam etmesi ve müzik teorisi öğrenmesi arkadaşımıza yapacağım en büyük öneriler olur. Ama öncelikle müzik teorisi biraz. Güya internet düzeltmeye geldiler. Bugün daha kötü droplar yedik yayının başında. Çok müthiş. Ben şu an Sufyu da önermişti geçenlerde bana özelden. Superbox düşünüyorum, ama acaba çözüm olacak mı, onda bir fikrim yok yani. Ama bu ne abi? Bıktım yani. Onun bir tane çözümü var Baykan. Ne Ülkeden oldu? gitmek bu. Çözüm? Bu yani Türkiye internet hizmetine laf söyleyeceksin diye dedim de. Yok. Şu yani. İşte. Aynen. Tek çözümü. O da çözüm değil zaten. Arda Altar da yazmış. Aa, Superbox çok kötü, alma abi diye. Of.
Superbox'la akşam yayın yapamazsın, haberin olsun. Müthiş. Tamam, alma aldırtma dendi. Neyle çözeceğiz, ben bunu bilmiyorum abi. Binaya kablo çekildi. Alabileceğim en üst paketi alıyorum. Yani sıfır ket altı çektirdim abi, ben yayına gireceğim diye yazın bu binaya. Ha, modemi mi eskileyeceğim? Modemi değiştirsem bir şey değişmeyecek muhtemelen yani. Çünkü bugün modemde sorun olmadığını söylüyorlar. Bir yerde sorun var da çözemiyoruz. Demolarımızı bitirdik, parçalarımıza dönüyorum. Şimdi dertleşme kısmına geldik ama bitmiyor zaten o kısım. O zaman sırada. Günün son üç parçası. İlki. Hazel, dünya geliyor. Evet, geçtim. Senden başlayalım bu sefer Mali. Ben bir su içeceğim. Okay. Bayağıdır hiç bu yayın hiç su içmediğimi fark ettim. Çok önemli bir infoyla. Öleyim mi, onu mu istiyorsun oğlum? Su Abi hayat, var su ama hayattır, çok sağlıktır. Abant falan böyle değil mi? Reklam almışım. ya, bu kadar sık reklam alacaksan alma lütfen. Olur, alma. Ben genel olarak Anla ki sen anla. şarkıları ve böyle işin içine ufaktan da girse gitar giren şarkıları sevdiğim için bir hafiften yükselmedim değil şarkıya. Ama ben hala daha İngilizce şarkılarda daha başarılı olduğunu düşünüyorum kendisinin. Hatta çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum İngilizce şarkılarda. Çünkü Türkçe'de ya biraz basit kafiyeler ya da biraz basit Çok. sözleri oluyor Burada genelde. çok basit. O evet. O yüzden İngilizce şarkıları hala daha benim için bir numara. Evet, of Kendi Universal. şarkıları arasında. Universal olan işte. Ama günün geçerişlerinden bu da yani. Ben geçer görmüyorum bu sefer. Hazel. Kızma. İzliyorsan. Gerçi eleştiri kaldırabilen birisi zaten de. Kızacağını sanmıyorum. Şey sıkıntısı var. Bir tatlı ama abi burada şey, sen de fark etmişsindir. 2000'ler Türkçe'de flow'u var abi burada. Lirikler de basit ve hani her an şey, hani kuşu kalkmaz dönemi sultaneye bağlanacak gibi hissettim bu sefer flow'u, ben anladın mı? O Çok kadar değil de. abi burada iki verse'deki flow da bu. Melodik vokalleri iyi. Hani bu orada bir hata yok. Hani tonal bir hata duymadım. Beat tatlı ama bahsettiğim çok erken dönem flow'u. Ve biraz da Barlar Sokağı işi. Evet, Kadıköy Barlar Sokağı koktu biraz buralar şu an. Daha önce söylemiştim. Yani çiş, kokoreç ve hani sigara kokusu geliyor şu an. Ulan bak. Ama Barlar Saat Sokağı. 12'den sonra yemek adı almıyoruz burada canım benim. Barlar Sokağı bu ama yapacak bir şey yok yani. Buzlukta kokoreçim de var. Bana yaptırma şimdi onu. İnadına yapıyor ya. Bu gerçekten ben çok erken dönem, iyi anlamda değil bu sefer. Erken dönem Türkçe'de flow aldım burada. O yüzden geçerli iş falan demem abi ben bu seferki işini. 1990, 1996 ve 1969 hala çok iyi işler. Hazel'ın diskografisinde. Ama bu şu ana kadar Hazel'dan duyduğum en Yani var kötü iş mı? bu olabilir ya. Yok, Dardayım daha kötüydü ya. Dardayım mesela beni hiç sarmayan bir şarkı. Dardayım'ı ben buna tercih ederim. Dinledik mi? Hatırlamıyorum Ben buna tercih ederim Dardayım. ama. Yani. Beklentimi hiç karşılamadı. Belki de evet, Hazel'dan biliyorsun ya, o da benim hani potansiyelli gördüğüm ve yeni iş verdiği zaman hani bir hype'la girdiğim isimlerden biri. O beklenti hiç karşılamadı. Belki onun etkisiyle de bu kadar kötü iş diyor da olabilirim yani. Çünkü beklentiyle girdim Olabilir. ben. Evet, çok çok basit kaçmış 216. Sen bunu geçerli buldun. Ben bugün en iyi listeme almayacağım. Tabii ki en kötü iş falan da değil bugün dinlediğimiz ama en iyi listeme de almayacağım yani. Sen Ya ben alacaksın. Sen şeyi alacaksın gibi söyleyebilirim duruyor 3 ama tane seçerken. hiç bakmadım biliyor musun ne var diye. Abi 3 tane şarkıya tık koymuşum ben zaten bu hafta. Bakalım dinleyeceklerimize göre değişir de. Şey, Universal'la anlaştıktan sonra böyle çok daha beklentiye girmiştim ben de. Yani çok daha böyle bomba bir şarkı gelecek diye. O açıdan sana katılırım. Ama genel olarak ben bu kafayı sevdiğim için hoşuma gitti yani. Eyvallah. Ne var sırada? Şehinşah.
ve Arda Gezer Samanyolu geliyor. Abi ben pes ettim abi, yeter. Yani vokal çok yorucu abi. Beğendim mi bilmiyorum ama. Ben şeyde arada kaldım ya. Şeyin şahı şarkılarını burada dinlediğimizde sevmiyorum. Sonra yayından sonra birkaç kez daha dinleyince sarmaya başlıyor. Yine aynısı olacak mı onu bilmiyorum ama Acaba ama yine burada yok, sevmedim ben yani. ben buna mesela şey Kuntepe'yi dinledikten sonra biraz daha bakışım değişti. Yine de çok iyi bir şey İnşaat Şarkıcısı demem. Hani yayında ben hiç sarmadı demiştim ama sonra biraz Evet, daha Kuntepe için söylüyorum ben biraz. olumlu bakmaya başladım biraz daha. Hani tamam yayında artık 5. saatin etkisi kaçırdığım şeyler var desem de yine de en iyi şey İnşaat Şarkılarından biri demem hala. Ama yayında biraz fazla gömmüşüm onu. Mesela bunu kabul ediyorum. İkinci, üçüncü dinleyişte fark ettim yani onu. Bunda o neden olmayacak biliyor musun abi? Şöyle bir şey olmuştu stüdyoda. Abi hangi efekti istiyoruz? Evet. Hani böyle bir diyalog olmuş yani. Vokal mixlenirken. Hani burada bir sıkıntı var. Beat'e gelirsek güzel iş çıkarmış Arda. Ama yani şey var. Synthwave'e kayan bir altyapının üzerinde bu vokal değil abi. Kesinlikle bu vokal değil. Bunun iyi örneği Aspava. Hani Synthwave sound işler için iyi vokal örneği Aspava. Burada bu o kadar efekt ki abi artık yoruldum. Hani çok yoruldum vokalde yani. O yüzden ben dayanamıyorum dedim kapattım. Yoksa şey değil. Günün en kötü işi falan asla değil. Şeyin şu an anlattığı konu yakalayabildiğim kadarıyla artık yer yer anlayamadığım şeyler var çünkü şu an benim. Hani liriklerini Ben de açıp bakmam anlayamadım lazım. çoğu yeri. Anlayabildiğim kadarıyla bir konsept yine var direklerde ve buna bağlı gidiyor. Evet ama bu too much autotune ya. Gerçekten çok fazla. Çok fazla efekt artık vokal yani. Dinlemeyi zorlaştırıyor. Ve yorucu bir hale getiriyor. Vokali beğenmedim, evet. Çoğumuz aynı fikiriz galiba ya şu an. Chat'e de bakıyorum da. Dikkat kesilmeme rağmen kaçırdığım yerler var bu sefer Atabey'in. Hani demiş ki 666'da da biraz vardı ama bayağı kelime gidiyor arada. Artık ya hiç anlayamıyorum. Pardon, virgül olmayınca biraz çok kötü okudum. 666'da biraz vardı ama bayağı kelime gidiyor artık arada ya. Hiç anlayamıyorum dikkat kesilmezsem demiş Hayati. Ya ben dikkat kesilmeme rağmen anlayamadım abi yer yer bu sefer. Yani. Ya olabilecekken olmamış diyorum ben buna şu anlık. Ama ben bunu 2-3 bu sefer ama Kuntepe'deki gibi hani 2-3 dinlemeyle fikrim değişecek gibi durmuyor ya. Ben de çok sanmıyorum. Hani bence kötü iş. O zaman günün son parçasına geçeyim mi ne dersin? Olur. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu Sizden gelenleri şarkı ile yaptık. ilgili genel dönüme şeyler düştü Hı. de. Çok iyi şarkı falan diye yorumlar düştü. Ben biraz ondan beklentiyle girmiş olabilirim bir Abi tık. o genel büyük isim hype'ı yani. Ya Evet. onu kimlerde gördük. Yani Elanur hatta o konuya girmeyeceğim tekrar uzamayacak merak etme. Geçen hafta Elanur'da bile gördük yani. Twitter'ın yarısı Goat falan yazıyordu yani hani. Greatest of all time falan yazıyordu yani. Rota dinledik mi? Rota yeni şarkı mı yaptı? Onu kaçırdık. Yaptılar şeyle, Life is Blue. Aa, o da haftaya kalır ya. Yapacak bir şey yok. Haftaya onun telafisini yaparız o zaman rotayla. Fuchs yoksa rotayla haftaya. Sıradaki işimiz. Bu da geçen hafta sonu çıktı. Biz yayındayken dinleyemedik. No 1 ve Melis Karaduman Kör geliyor. Evet. Güzel. Ama yani İyi bir birkaç eleştirim var tabi de yani genel birkaç olarak nokta günün en iyi var işlerinden biri. Benim listemde var yani. Bir sudoku barından emin miyiz abi gerçekten? Yani hani bu parçada bu kadar hani iyi gidiyorsun neden o kadar basit yazmaya yazdın ki yani o verste neden abi yani? bununla ilgili. Cenk bana bir ekran görüntüsü gönderdi geçen hafta şarkı çıktığında. Biz artık Türkçe rap'ten bıktığımız için ben şarkıyı çok üstün körü dinlemiştim ama ekran görüntüsünde şöyle bir şey yazıyor. Baykan abi ne oldu, ne biliyorsun?
Kimin yazdığını bilmiyorum. Yani tanımıyorum. Baykan Barlas'ın Sudoku barını gömdüğünü şu an görebiliyorum diye. Geçen haftadan. Abi gömülmeyecek gibi değil ki ya. Benim notlarımda da var. Direkt onu yazdım zaten. Yani bu kadar basit yazmasına rağmen duyguyu bize geçiriyor tabii ki. Birçok kişinin hem basit yazıp hem bunu başaramadığını kabul ediyorum. Hani Nobel'in iyi yönü. Ve parça genelinde şunu söyleyeyim hani. Mesela Anıl Piyancı, Zeynep Bastık hayal ettiklerini Nobel yapmış. Melis Karaduman'la beraber. Hani hayal edip olmayan şeyi ya başarmışlar ve olmuş yani bu arada. Aranja doğru, beat çok iyi. Aranja doğru, yani bütün trafiği doğru parçanın. Ekstra eklenen elementler bizi mesela bak 4 dakika 7 saniye sıkılmadık parçadan. Sonuna kadar dinledi. Bazı parçalarda 1. dakikada daha yeter diyoruz. Yani bu doğru aranje için çok güzel bir örnek bu parça. Dediğim gibi No 1 geçen haftalarda beni çok sarmayan işleri vardı hatırlıyorsan geri dönüş adı altında ilk dinlediğimiz. Hani biri daha eski bir kayıttı, yeni yayınlamıştı. Bir tane de yeni iş vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burada beklediğim No 1 dönmüş oldu. Nakaratı çoğu insan fazla eleştirmiş ama bence yani Zeynep Bastık'ın daha iyi. Evet bence. Evet hani Zeynep Bastık'ın ya da işte yine isim vereyim. Hani bilindik manada iyi nakarat yapıyor, nakarat ustası falan denen Rayman'ların falan nakaratlarına düşüyorsanız buna tapmanız lazım ya. Tertemiz iş abi. Hani bunun neyini beğenmediğinizi anlamadım yani. Nakaratlardaki şey de çok güzel bu arada. Beat'in değişmesi falan da var. Evet evet. Sondaki vokali çıkıştaki melodik vokaller de iyi yani hani. Bizim hani his diye tabir ettiğimiz hani adlibler. Arda dinledik. Arda Özer demiş ki çok kanal vardı rahatsız edici biraz diye. Ya evet mix'te daha gömülü de bildirmiş ama bence oradaki harmonikler de tadındaydı ya. Bence oradaki harmonik vokallerde de çok böyle kulağıma batan bir şey yoktu. Çok doğru nakarat. Ya parça doğru parça ya. Günün en iyi işi. Hatta ilk üçte sıralamamı yaptım da hani ya iki parça için birincilikte gidiyor. Biri bu biri işte zaten şey. Daydream is a Non-Smokers. Kesin olarak benim ilk üçümde var bu parça. Bütün notlarımı söyledim. Ek olarak bir tek şey söyleyebilirim ben. Evet, albüm bu arada umarım buna yakın olur. Bazen... Albüm umarım buna yakın olur ya. Bu şarkıya yakın bir kafa yani, ve sound da olur yani umarım. Umarım. Bana bazen çok düz geliyor. Şeyler de çok düz geliyor. Yazdıkları bir şey. Yanlış söyledim. Yazdıkları derken kullandığı kafiyeler falan da çok düz geliyor. Sudolu Sudoku gibi. Bu arada ama bir saniye kanka. Benim de çektiği için yani. Evet, nakarat Bodrum'dan Arak olabilir denmiş. Bodrum. Abi 5 kere yazıldı. Yo, ben ilk kez görüyorum şu an. Arkada iyi geceler. Konuşuyoruz diyedir. Ben ilk kez gördüm Bodrum, şu an. Bodrum hangi şarkı ya? O kadar hatırlamadım ki Bodrum diye bir şarkı şu an. Bodrum. O değildir değil mi? Bilemedim ona yayın sonrası bakacağım. Eğer öyle bir durum varsa da zaten çalıntı da tabii ismimize ekleriz Discord üzerinde. Bir işi daha. Ve bütün övgülerimi geri alırım o durumda zaten yani. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim geldi. Yüz yüzeyken konuşuruz. Dur bakacağım ona ya. Bakacağım. Hatta şimdi mi baksak acaba? Kanka şu an ona göre seçelim. Bir şey ekleyemiyorum yani. Telafisini haftaya yaparız şu an. Bir şey eklerken donuyor orada yani. Muhasırlı Old If'i eklerken öldüm ben. O zaman şuradan ben hatta o yüzden ben bugün hani bazı parçalara klipleri varken klipsiz almışım. Abi bugünlük idare edelim dedim. Çünkü donuyor yani. Yan sekmede bir yere girdiğinde. Mesela şu an Twitch'e girmeye deniyorum. Raid bakacağım için. Açılmıyor bile sekme. Bekliyorum şu an. İstersen ben gireyim. Sen gir hemen başlatmayacağım. Daha Twitch açılacak da bakacağım kime online da. Yok şey yani ekleyeceğim bir şey varsa ben ekleyeyim. Ha yok yok benim söyleyeceğim bitti abi. Benim için günün en iyi iki işinden biri. Yok yok listeye ekleyeceğim bir şey varsa. Ha yok abi yok. Yani. Yok abi. Okay. Şu an Uzay Zuhal var. Mestefe var. Ben bakıyorum açıldı abi şu an. Ha açıldı mı? Aynen sen yorumunu yap onun için. Söyledim ya işte konuştuk. Ha detaylıca bir toparla diye. Benim bütün notları söyledin. Ha detaylıca bir toparlayalım diye diyorum hani. Okey tamam. Genel olarak seninkilerle aynı zaten. BT'ye aranje baya başarılı bence. Hı hı. Ama ben de nakarat büyüktür, worstler diyorum. Gömülmüş nakarat ama
Şaşırdım ben ama. Ben de Onun için şaşırdım. Sudoku Sudoku'ya zaten ikimiz de takıldık. Sudoku Sudoku'ya. Yani. Gerek yok buna. Ama eksiklerine rağmen güzel iş ya. En iyi seçmem ben de. Yani Bu arada ben... çok benzetemedim diye bir iki yorum geldi. Bu Bodrum'la alakalı. Bilemedim. Abi şey, günün en iyi en kötü işlerini alayım senden. Al, en kötüyle başlayayım. Fuchs Remix, iyi ki Remix. Adını bilmiyorum. Fuchs'u sayıyoruz değil mi? Doğru. Saydım ben ya. Ya sayalım tabii canım. Bu arkadaşın adı nasıl okunuyordu? Sakof diyorum ben de. Tamam. Dinozor olduğum için yanlış okuyor olabilirim yani. Okey. Bek yok, sal, paraları çal. İkincisi, evet. Üçüncüsü de PNNBL Kül ya da evet. Hanımal. Evet, evet, evet. Neyse abi. Net. Kül. Bugün çok şaşıracağım bir şey söylüyorum. En kötü adaylarımız birebir aynı. Üçü de. Güzel. Çok şaşırdım. Bunun çok şarkı yoktu ya o yüzden. Olabilir. Çok şarkı olmadığı için. Minos en iyileri de söyleyeyim. Şey yapıyorum ya. En iyileri de söyle aynı aynı. Ya da en iyileri sen söyle bakalım orada tutturacak abi biz. Ben ya ilk üçü sıralaması söyleyeyim bugün. Çünkü bir için No 1'in parçayla Daydreamers and Nonsmokers arasında gidip geliyorum. Üçüncüye de şöyle bir kararsızım. Old If'te hani o aranje sıkıntısı olmasa Old If'in BT ve muasır girer oraya aslında ama aranje sıkıntısı var. Yine demolardan geliyor. Çıkıntı alameti farika da girebilir oraya. 3'e. Bakıyorum başka unuttuğum bir şey var mı atladığım falan diye. Yok abi benim en iyi 3'üm de hani bunlar arasında gidip geliyorum yani. Daha sonra iki arasında ayrı gidip geliyorum. 3. için ayrı bir gidip geliyorum daha doğrusu. Ben 5 tane şey tik koymuşum. Birinci ben de Daydreamers, Nonsmokers ve şey arasındayım. No 1. Çünkü sonradan rap vokalleri hatırladım o şarkıda. Bir tık aşağı çekti o. Ha, ama çok emin bende. Olmadım ya. Evet. Ben muhtemelen Daydreamers'ı seçerdim bu arada. Yani şey, çok zorlar ama Hayki de çok hatalıydı çünkü. Benim için bayağı şeydi ama hani bugünkü playliste birisi Hayki'yi de alırsa niye aldı demem. Ama ben benim olmam yani. Diğer üçümde şeydi hani emin olamadığım Hayki vardı. Hazel vardı. Bir de Muasır vardı. O üçü arasında kaldım ben de. Benim için de çok hatalı başlar çünkü onlar abi tonal bazda falan. Hani o açıdan ben almam ama alana da niye alıyorsun demem yani. O kadar da üçünün de fazla eksikleri şey var ama ben kararsız kaldım şu an ya. Çiğ kafadan dolayı Hazel diyebilirim ama Monster'ların şarkıda aracı olsaymış bayağı patlarmış. Evet, o da çok çok büyük aranje sıkıntısı var. O zaman böyleyiz. Belirleyemedik üçüncüyü de ilk iki garanti. Ben raidimizi başlattım. Zuhal'e gidiyoruz. Haftalık globali de yine internetten bir tekrar bir facia falan yaratmazsa Burak'la bu hafta sonu toparlayacağız. YouTube'a da eksikler en geç hafta içi Cuma'ya kadar gelecek. Daha önce bu sözlerimde durdum. Benlik bir sıkıntı değil. Hiç kaş göz dil yapma oradan bana. İyi geceler arkadaşlar. Öpüldünüz. Biz kaçtık.